çamur yiyor, kestane veriyor. Subhanallah. Sen bu bir tasavvur değil ki, tasdik. Her bir inek, deve, keçi, koyun gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Bu tasavvur değil, tasdik. Öyle değil mi? Sıkıyorsun memesini, şakı şakı süt akıyor. İçi soksan ne akar? Kan akar. Ama süt geliyor bak. Demek ki süt ineğin memesinden değil de rahmet feyzinden geliyor. Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Bunu ancak imanın gözüyle, Kur'an'ın dürbünüyle görünür bu diyor. Bunu fen, felsefe göremez. Felsefeci görüyor, şöyle görüyor. Diyor ki efendim, sütü anlatırken, memede diyor bir kilo sütün oluşması için, süte dönüşmesi için 10 ton kan memeye gelecek, gidecek. Gelecek, gidecek. Sirkülasyon yapacak. 10 ton kan, o 10 ton kandan 1 kilo süt olacak. Bizim ineğimiz 40 kilo süt veriyor. Düşün şimdi 40 kilo süt için kaç ton kan memeye gelip gitmesi lazım? 400 ton kan kaç tanker yapar? Şimdi bunu caminin hocası söylese emin ol tepe tutarlar. Ya diyor, hoca öyle bir şeyden bahsetti ki ne akıl alır, ne mantık alır, ne efendim kabul edilir. Ama üniversiteyi söylediği için biz kabul ediyoruz. Neden? Biz ilmi inkar etmiyoruz. İnkar eden onlar. Çünkü Rabbimiz diyor ki Kur'an'da, estağfurullah, min beyni fersin ve demin diyor. Kan ve gübre arasından lebenen halisan. Halis bir sütü size veriyorum diyor. Sahiden bir şahidim. İçerken de boğazınızdan kayar. Rahatlıkla içersiniz diyor. Ha, zaten Kur'an bize kanın arasından geldiğini söylediği için bu işte yapanın Allah olduğuna inandığımız için amenna ve saddakna. 10 ton değil 500 ton bile geçiririz. Çünkü geçiren Allah olduğuna göre amenna ve saddakna diyoruz. İman ediyoruz. Zaten iman etmişiz. Onun için bizim ilimle ters düşen bir tarafımız yok. Onlar ters düşüyorlar. Onlar diyor ki dünya dönüyor. Şu kadar süratle 108 bin kilometre hızla saatte dönüyor dünya diyor. Biz de diyoruz ki dünya dönmüyor, döndürülüyor. Aramızdaki fark bu. Onlar failini inkar ediyorlar. İşi tesadüfe havale ediyorlar. Üstadımız ise Kur'an'dan aldığı dersten o fiilin failini gösteriyor. Mesela bu. Bu asırdaki bütün mücadele bu. Yoksa bütün fenler Allah diyor. Fizikte Allah diyor. Matematikte Allah diyor. Biyolojide Allah diyor. Jeolojide Allah diyor. Astronomide Allah diyor. Diyor ama fenler Allah diyor ama fenciler Allah demiyor. Ama diyenler var şimdi kardeşlerimizde. Yeni nur talebeleri ehli imandan fenciler yetişti. Onlar artık Allah diyor. Mesela bu. Ya kardeşler. Onun için Risale-i Nur, evet. Yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir. Ben diyor vaizleri dinledim diyor Üstad bir yerde. Nasihatları bana tesir etmedi. Kasaveti kalbiyemden başka diyor 3 şey buldum. Bir tanesi diyor iddia eder. Yani bir müddaa iddia eder. Fakat o iddiayı ispat etmeden bırakır. Karşıdaki cemaat acaba nasıl olacak? Mesela diyor ki Kur'an-ı Kerim'de sütten denizler vereceğim size. Baldan ırmaklar, meşrubattan nehirler olacak ahirette. Muhterem cemaat diyor şimdi. Şimdi tabi cemaat dinliyor. Şeytan vesvese veriyor. Ulan sütten deniz nasıl olur acaba? Hoca attı galiba biraz diyor. Cemaat sütten deniz olur mu falan.
ve hatta baldan dere nasıl olacak? Neyse hoca bizi şey yapsın diye, cemaati çeksin diye böyle müjdeler veriyor. Halbuki üstadımızın metoduyla olunca diyor ki, ey cemaat akıldan uzak görmeyin bu meseleyi. Dünyadaki ineklerden, keçilerden, koyunlardan sağdığımız sütleri şişelere, kutulara, güğümlere değil de bir yere döksek, acaba Ege Denizi gibi, Marmara Denizi gibi sütten bir deniz olmaz mı dünyada? Ha? Olur. Ya varmış be, doğru be. Şimdi bak bu iddiayı ispat etse hoca efendi, cemaatin şekli değişecek. Ama cemaat dışarıda dinlemiyor hocayı, içeri girmiyor, bekliyor bitsin vaiz, ondan sonra gitsin. Ama Risale-i Nur'daki model, formül, öyle bir çekici cazibesi var ki, yani yoldan geçen adam bile kulak kabartıyor. Kulak kabartıyor kardeşim. Böyle. Kabartıyor çünkü öyle bir şeyden bahsediyor ki adamın gözünün önünde işte bak gidiyor. Her bir ağaç bismillah der. Rahmet hazinesinden ellerini dolduruyor. Bizlere tatlıcılık ediyor. Buyur. Rengi gözümüzün hoşuna gidiyor. Kokusu burnumuzun hoşuna gidiyor. Tadı ağzımızın hoşuna gidiyor. İçindeki vitamin vücudumuzu besliyor. Demek ki bize bu ağaç bu meyveleri nereden getiriyor? Rahmet hazinesinden. Yoksa toprakta böyle bir vasıf, böyle bir efsaf yok. Ya. Onun için Risale-i Nur diyor bir satırı bir sayfa kadar, bir sayfesi bir kitap kadar tesir ediyor. Yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil, imandır. Marifet değil, şehadettir. Yani ilim sadece ilim değil, gözüne de gösteriyor senin bir taraftan. Şuhuttur, taklit değil, tahkiktir. İltizam değil, izandır. Tasavvuf değil, hakikattır. Dava değil, dava içinde bürhandır. Bürhanını da gösterir. Bütün alimler, ulemalar demişler ki haşir bir meseleyi naklidir. Kur'an'da haşirden bahsediliyor. Peygamber Efendimiz haşirden bahsediyor. Ama akıl bu yolda gidemez demiş. Bütün İslam uleması. Akıl bu yolda gidemez. Ama üstadımız 10. sözde ve 29. sözde bu gecenin sabahı, bu kışın baharı gibi haşrin geleceğini ilkokul talebesi bir çocuğa bile ispat ediyor. Aklen ispat ediyor. Okuyalım. Var mı yok mu görelim. Okuyacağız tabii. Şu sırrın hikmeti budur ki, neden bu böyle olmuş? Eski zamanda esasat-ı imaniye mahfustu. Teslim kavi idi. Teferruatta ariflerin marifetleri delilsiz de olsa beyanatları makbul idi. Kim söylemiş? İmam-ı Rabbani ne demiş? İmam-ı Rabbani ne demişse demiş. Hamenna hezantan. Adam ne demiş? Abdülkadir Geylani ne demişse haktır. Çünkü milletin kalbi sağlam, kafası sağlam. Fakat bu asırda materyalist felsefe öyle bir karıştırmış ki doğadır, tabiattır, matrondur, protondur, elektrondur, moleküldür. Karıştırmış efendim materyalist felsefe bir de ilim tarzında üniversitelerden kaynaklanan bir şey. Adam diyor koskoca diyor, profesör böyle dedi diyor şimdi. Bu adam bilmese demez. Halbuki hiçbir şey bilmiyor. O mesele hakkında söz söyleme yetkisi yok onun. Ama söylüyor. Evet. Eski zamanda esasat imaniye mahpustu. Teslim kavi idi. Teferruatta ariflerin marifetleri delilsiz de olsa beyanatları makbul idi. Delilsiz de olsa. Kafi idi. Fakat şu zamanda dalalet-i fenniye, dalalet fen şeklinde geliyor bak. Dalalet-i fenniye elini esasata ve erkana uzatmış olduğundan, yani imana hücum etmiş olduğundan, her derde layık devayı ihsan eden, hakim-i rahim olan
Zat-ı Zülcelal, Kur'an-ı Kerim'in en parlak mazhar-ı icazından olan temsilatından bir şuresinin, demek Kur'an'ın en parlak icazından birisi de neymiş? Temsilat, temsil veriyor Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak. Çok yerlerde temsiller veriyor. Ya, beş şemsü tecri, güneş döner, güneş döner. Şimdi o asrın insanı bakıyor. Güneş oradan dağın arkasından çıktı, böyle dönüyor. Amenna diyor, Kur'an diyor, doğru söylüyor. Güneş döner, güneş döner bir lambadır. Oradan çıktı, döndü, yarın gitti, gene geldi. Gitti, geldi, gitti, geldi. Bu asrın alimleri de bakıyor, güneş böyle dönüyor. Kendi etrafında çekim kanunu meydana geliyor. Yahu diyor Kur'an 1500 sene evvel güneşin döndüğünü söylüyor. Ona da döner böyle. Hem onu şaşırtmıyor hem bunu da ihmal etmiyor. Yani basit ya, bunu zaten biliyorsunuz. Döner zaten döner. Demiyor ya. Basit gelmiyor ona. Allah Allah diyor. Demek ki Kur'an öyle bir muciz zülbeyan ki o asrın insanını da ikna ediyor. Bu asrın insanını da ihmal etmiyor. Tabi bazıları diyor Risale-i Nur'u anlayamış var. Üstadımız diyor bir bahçeye girdiğin zaman ellerin yetişebildiğini koparırsın diyor. Yetişemediğini elleri daha uzun olanlar onlar koparacaklar diyor. Hepsini sen koparamazsın. Eli uzun olanlar gelecek. Bizim de şimdi cemaatimize sadece Tersi Mehmet Efendim, Boyacı Hüseyin, Talebe Mehmet gelmiyor ki. Allame Hoca Efendiler de geliyor. Ha, onlara da tabii ki böyle olur cümleler var. Dinledim adam Allah Allah diyor ya benim zaman. Ne söz söylemiş be? Ne söz söylemiş bir zaman diyor. Eğer biz ahlak-ı İslamiye'nin ve hakaik-ı imaniye'nin kemalatını efalimizle ishar etsek, elbette sair dinlerin tarihleri İslamiyet'e gelecekler. Belki küre-i arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dehalet edecekler. Cümleye bak bir sefer. Adam bunu dinledim Allah Allah. Ne cümle ya? Zaman diyor bir hattı müstakim üzere gitmiyor ki Mekke ve Münteha birbirinden uzak olsun. Zaman belki küre-i arzın döndüğü gibi dönüyor. Her sabah her geceden sonra bir sabah. Her kıştan sonra bir bahar geldiği gibi İslam'ın da sabahı ve baharı olacaktır. Cümledeki şeye bak, edebiyata bak, belagata bak, cesarete bak, heybete bak. Ama başka bir yerde de işte bizim anlamamız için ey kardeş ben de bir nasihat, birkaç nasihat istedim. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla birkaç hakikati nefsinle beraber dinle. Zira ben nefsini herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Bak orada da böyle avami bir çocuğa anlatır gibi anlatıyor. Bazı yerde de öyle cümleler var ki onlar da bizim ellerimiz değil de alimlerin elleri uzanacak. Yoksa diyor o zaman alimler bu kitapları okumaz. Ya basit şeyler zaten biz biliyoruz bunları. Ama orada öyle bir şey gördüğü zaman diyor bu gördüğümüz zaman bizim bildiğimiz hocalardan değilmiş diyor. Evet. Demek ki her derde layık devayı ihsan eden Hakim-i Rahim olan Zat-ı Zülcelal Kur'an-ı Kerim'in en parlak mazhar-ı icazından olan temsilatından bir şuresini acz ve zaafıma, fakir ve ihtiyacıma merhameten hizmet-i Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Bu temsilleri bana diyor anlattırdı. Felillahil hamd sırrı temsil dürbünüyle en uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. En uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Hem sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dağınık meseleler toplattırıldı. Hem sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hakaika, en yüksek hakikatlara kolaylıkla yetiştirildi.
hem sırrı temsil penceresiyle hakaik-i gaybiyyeye ve esasat-ı İslamiyeye şuhude yakın, şuhude yakın, yani neredeyse görmeye yakın bir yakini imaniye hasıl oldu. Akıl ile beraber vehim ve hayal, hatta nefis ve heva teslime mecbur olduğu gibi şeytan dahi teslim-i silaha mecbur oldu. Ben demin seninle mücadele edemem. Beyazın camisinin üstte şeytanla karşılaşır. Şeytan sorur cevap, sorur cevap diyor, ben senin bu sözlerine karşı gelemem. Ama şeytanlığı da bırakmam diyor. Çünkü beni dinleyen çok insan suretinde şeytanlar var. Beşer suretinde hayvanlar var. Ben onları kışkırttırırım senin üzerine. Bu sözlerine sert çektiririm diyor. Yoksa sana benim cevap verebilecek gücüm kalmadı diyor. Elhasıl yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa ancak temsilat-ı Kur'aniyenin lemaatındandır. Benim hissem yalnız şiddet-i ihtiyacımla taleptir. Talep etmiş üstadımız. Bu asırda Kur'an'ın hakikatlerini bu materyalist felsefenin karşısında müdafaa etmek, ehli imanın imanını muhafaza edilmesi için Cenab-ı Hakk'tan istiyor, iltica ediyor. İşte diyor, benim hissem yalnız şiddet-i ihtiyacımla taleptir ve gayet aczimle tasarrufumdur. Dert benimdir, deva Kur'an'ındır. Evet kardeşler. Şimdi bize bazen diyorlar, her gece okuyorsunuz. Ya her gün Risale-i Nur okuyorsunuz. Okuyacağız tabii, çünkü Risale-i Nur diyor, ekmek gibidir, hava gibidir, su gibidir, ilaç gibidir. Her gün okuyacağız. Ya dün de okuduk, dün için okuduk. Dün yemek yemiş miydik? Yedik. Dün için. Bugün dedik, bugün için. Yarın yaşarsak, yarın içinde yiyeceğiz. Ekmek. Görsen ki her gün komşu almış iki tane ekmek evine gidiyor. Her gün iki ekmek. Demezsin, sormazsın. Ya komşu be, her gün yiyor musunuz be ekmeği Allah aşkına? Her gün iki tane ekmekle görüyorum seni falan. Kimse diyemez. Ama her gün bir baklava tepsisi ne görsen, ya komşu kusura bakma bir şey soracağım ya valla. Ya her gün baklava mı yiyorsunuz siz? Diye insan tacip eder değil mi? Demek ki onun için bize bunu sormaya hakları yok. Her gün okuyorsunuz. Her gün okuyorsun. Bak nefes devamlı alıyoruz değil mi? Gece bile unutmuyoruz nefes almasını. Zaten bir insan nefes almasını unutursa ölür o. Nefes almasını unutmasa ölmez yani. Muhakkak nefes almasını unutmuştur. Bu böyle. Hava gibi. Ekmek gibi. İlaç gibi. Su gibi. Ya. Böyle aziz kardeşlerim. Yani bu nurlar bu asırda böyle bir fütuhat yapıyor. Evet. Dünya ilim ve irfan sahasına Türkiye'den bir güneş doğmuştur. Ama adam yatıyor tabii, çekmiş yorganı başından aşağı. Güneşin doğduğunu görebilir mi? Göremez. Ama namaza kalkacak olan adam hemen uyanıp, buna aydınlık acaba güneş doğdu. Sağdan mı koşayım, farzını bari kılayım, sünneti kaçırdık, farzını kılayım. Ama ötekinin namazla falan haberi olmadığı için zaten 9'da 10'da kalkıyor. Onun güneş doğmuş, doğmamış, perdeler de çekik. Farkında olmaz güneş doğdu mu doğmadı mı? Ha, şimdi diyor bak, Türkiye'den, evet dünya ilim ve irfan sahasına, Türkiye'den bir güneş doğmuştur. Toplamışlar geçen günler bir televizyona birkaç tane, işte böyle, vakit geçirmek için. Efendim, memleketimizde ilim adamı yetişmedi diyor. İlim adamı yetişmedi diyor. Eskilerin tabiriyle diyor, kattı ricar derler buna diyor. Yani erkek kıtlığı. İşte burada kattı ulema, ulema kıtlığı var diyor. Yetişmedi diyor, din adamı yetişmedi. Öyle bir din adamı yetişmiş ki, asr-ı saadetten sonra küre-i arz böyle birisini görmemiş. Hiçbir devir, hiçbir millet böyle bir alime şahit olmamış.
Ama sen gözlerini kapamışsın kardeşim. Ne yapalım yani? İslamiyet diyor güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Bütün insanlar toplansa, yapsa güneşe söndürebilir mi? Sönmez. Gündüz gibidir diyor. Göz yummakla gece olmaz. Gündüzün ortasında bir insan gözünü kapasa gece olur mu? Olmaz. Ama diyor gözünü kapayan kendine gece yapabilir. Kardeşim gece oldu. Hayırlı geceler. Gündüzün ortasında saat 12'de gözlerini kapamış. Gece. Sana bir gece oldu. Ama gece olması için 8'i beklememiz lazım. Normal gece. Seninkisi özel gece. Hayırlı geceler. Adamın bir şeyden haberi yok. Memleketimizde diyor. İlim çıkmamış, alim çıkmamış diyor. Araplar diyorlar nasıl bize bu zatı tanıtmadınız? Meşhursunuz diyor. Allah Allah. Geliyorlar Araplar, gezdiriyoruz böyle dershaneleri. Bak bu gece ders gecesi değil. Ders gecesi olsaydı belki oturacak yer olmazdı. Ama dün akşam mesela Sapavşanlı gibi yerde oturacak yer yoktu salonun. Bu kadar var aşağıda. Efendim Kütahya'da evi akşam. Oturacak yer yok, millet böyle gitmiyor. Gitmiyor ya. Ondan daha evvel akşam Demirci'de yoktu, Emet'te yok, bilmem nerede. Yok Ankara'da, İstanbul'da. Nereye gidersen git, böyle %95 genç. Nedir bu yani? Bunları buraya celbeden, cezbeden nedir? Kur'an'ın mucize-i maneviyesi. Mucize-i maneviye. Bugün ben bir yere uğradım, bir zatı ziyaret ettim. Müftü, bizim cemaatten dedim ki hocam, üstadımız Risale-i Nur'a çok yerde Kur'an'ın mucize-i maneviyesi diyor. Bu nedir, nasıl göreceğiz bunu? Yani birine tarif etmek için mucize-i maneviye. Kardeşim dedi, böyle dinsiz bir asırda, dine herkesin düşman olduğu, Allahu Ekber demenin yasak olduğu, elif, be, te, se yazmanın en büyük suç olduğu, ezan okumanın suç olduğu bir devirde bu kitaplar yazılmış ve bütün bu Anadolu halkı bunlara sahip çıkmış ve böyle bir cemaat yetişmiş. İşte bu Kur'an'ın bir mucizesidir. Mucizesidir ya. Adam bakıyor okullar kapansa da rahat etsin diyor. Ama bizim cemaatimiz, bizde hiç tatil yok. Bir gece derse gitmedim mi diyor vallahi diyor. Çok içimde bir rahatsızlık hissediyorum diyor. Hah, demek ki zevkle, şevkle, arzuyla okuyor veya dinliyor. Evet. Dünya ilim ve irfan sahasına Türkiye'den bir güneş doğmuştur. Bu yeni doğan güneş 1300 yıl evvel, şimdi 1400-1500 yıl evvel, alemi beşeriyete doğmuş olan güneşin bir inikasıdır. O Kur'an güneşinin bir inikası, bu asrak akın tarafı. Ve o manevi güneşin her asırda parlayan lemalarından birisidir. Yani demek ki Kur'an güneşi her asrın insanına ayrı bir ders vermiş. Biraz evvel bahsettik ya, dönemi öyle anlıyor, bu da böyle anlıyor. Ona ders öyle, buna da ders böyle. Ve beklenilen son mucize-i manevisidir. Yalnız maneviyat sahasında değil, zahiren ve maddeten dahi tesirini göstermiştir. Zahiren ve maddeten dahi tesirini göstermiştir. Çok büyük bir bolluk var. Hem maddeten, ilk manav dükkanına, domatından biberine kadar. Eskiden kışın domat görmek, biz çocuktuk, domat bir kaybolurdu, yazın aa domat çıkmış mı çıkmış, ben gördüm sen gördün aa falan, ya biber de çıkmış, karpuz da çıkmış. Şimdi hepsi var. Bak maddeden de tesirini gösteriyor. Bir de maddi şeyi bunun şu var kardeşler. Mesela üstadım demiş ki, Bayram abiye rahmetullah Ali, o anlatıyordu. Üstad dedi ki diyor, ben bir Mir alayımı Kars'a gönderdim, Rusya'yı durduruyor demiş. Bak Rusya bütün dünyayı komünist yaptı. Türkiye'yi yapamadı. Halbuki Türkiye de
müsait bir komünist olmaya, içeride çok sındıklar onlara kucak açıyordu ya. Fakat olmadı. Yaptırmayan Allah'a bak. Demiş Rusya'yı durduruyor. Dayanamam diyor, ben diyor hayret ettim ya, bir kişi Rus'a albay olarak oraya tayin edilmiş. Orada yazıyor bunu, bunlar okuyor. Bir kişi nasıl koskoca Rusya'yı durdurur diye düşündüm diyor. Tabii o diyor kalbimi diyor okudum. Keçeli demiş, Risale-i Nurlar, yani sen öyle düşünüyorsun bana demiyor. Risale-i Nurlar hayattardır demiş. Her bir kelimesi bir bomba gibi demiş. Füze gibi gider, onları vurur, onları yapmak istedikleri şerri durdurur. Tevkif eder onları. Sen burada okuyorsun ama, Ankara'da işler değişiyor. Adamlar yaramaz bir şey yapmak isteseler bile buradaki yapılan dualar onlara fırsat vermiyor. İnsanlar. Ya, onun için biz vazifemizi yapacağız. Eskiden böyle baskın yapıyorlardı. Bizlere götürüyorlardı mahkemelere falan. İyi oluyordu yani. Neden? İlanat olurdu böyle. İzmir'de bir zamanlar 71'de oldu olaylar. Sık yönetim mahkemesinde 54 kişilik bir mahkeme, 54 kişi. Bu 54 kişi hakim teker teker soracaklar. Kalk Ahmet Günaydın, sen bu kitabı okudun mu? Okudum. Ne için okudun? Efendim ben bu kitabı Allah'ımı, dinimi, peygamberimi, ahiretini, şimdi orada yazmıyor, yazmıyor şimdi onun için. Kağıt, kağıt oldu. Baktı kağıtını, yazıyor dinimi, imanımı, Allah'ımı, ahiretini. Ahmet Yılmaz, sen bu kitabı okudun mu? Okudum efendim. Ne için okudum? Efendim o kitap dinimi, imanımı, ahiretimi, Allah'ımı, peygamberimi bana tanıtıyor. Yaz dinimi, imanımı, ahiretimi. Adam yaza yaza, baş çavuş sonra kendisi anlatıyor. Ben diyor o kadar içki içerdim ki, beni ısıran tahta kurusu bile sarhoş olurdu. Fakat dinimi, imanımı, yaza yaza, İmana geldi. Allah sizden razı olsun. Eskiden tekmeyle kapıyı açıyordum. Şimdi salavatla açıyorum. Karnın bizim, karnın size yaptığı dua yeter. Öyle. İki bol kitabım vardı benim. Gittim kitaplarımı alma beraat ettik. Dedi vallahi dedi bir tane kitap kalmadı. Nasıl olur? Liste var elimde dedi bana bir 10 gün müsaade. Yüzbaşı, binbaşı, albay, yarbay, aldılar okuyorlar dedi. Kitaplar okunuyor. Aman dedim kalsın istemiyorum kitaplar. Okusunlar. Gördün mü? Demek ki mahkemeler ne oluyordu? İlanat oluyor. Sen milyarlar versen gazetelere yazmaz senin davan. Ama yakalandılar, basıldılar, ellerinde kitaplar, mektubat, yakalar, asayi misal. Millet bakıyor asayi Musa diyor. İyi bir şey asayi Musa. Musa peygamber var diyor. Demek ki bu burçlar iyi insanlar ki kitaplarında da güzel şeyler. Arıyor adam asayi Musa ya. Demek ki her şey güzel. Bak sene külle şeyin halakahu diyor Cenab-ı Allah. Ben her şeyi güzel yaratırım diyor. Ama vardır bir şey vardır ki ona hüsnü bir sat denilir. Bir de vardır ki hüsnü bir gayet. Yani neticesi itibariyle güzel. Mesela sıkkat güzeldir. Hastalık o da neticesi itibariyle güzeldir. Neticesi itibariyle. Adam aczini anlıyor, zaafını anlıyor. Hiçbir şey olmadığını anlıyor. Apartmanlar bakıyor, vallahi bak gidiyorum kalıyor bunlar. Daha önceden çek harsa araba döviz, çek harsa araba döviz. Hiç Allah demiyor. Bir sancı geliyor. Allah! Allah! Adam Allah demeye başladı. Tabii. Yavaş yavaş, yahu diyor, uyuyorum galiba, tövbe estağfurullah falan, her bir düzeleyim namaza başlayacağım diyor. Bakın o hastalık, onun hakkında ne oluyor? Hayırlı oluyor. Hayırlı oluyor. Niçin? Ona da neticesi itibariyle güzel deniyor kardeşler. Evet, Risale-i Nur, yani şu kitaplar, bütün dünya milletlerinin hayatlarını muhafaza ve müdafaa için sarıldıkları ve güvendikleri atom ve emsali bomba ve silahlarının fevkinde muazzam bir tesire sahiptir. Onlar hayatlarını bombayla, atomla korumaya çalışıyorlar. Risale-i Nur onlardan daha tesirlidir. Çünkü onları öldürüyor. Bu ise ölümü diriltiyor Allah'ın izniyle. Adam diyor ölmüş ama abi diyor.
ölmüştük diyor vallaha diyor. Bir geldim derse diyor. Geçenlerde böyle Ali Bey Kırt'ta İstanbul'da ders yapıyor böyle. Dedik ki ya biz kardeşim meyhaneye gitmeyiz ama meyhanecilere kapımız açık. İçki içmeyiz ama içki içen sarhoşlar dersinize gelebilir. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Annesinden kadehle gelmedi bu adam. Tertemiz geldi. Kapımız onlara da açık. O kardeşlerimiz de inşallah gelip bu hakikatleri duyarlarsa esas kafayı burada bulurlar. Çünkü kafa meyhanede bulunmaz. Kafa meyhanede kaybedilir. Kafa burada bulunur. Bir insan düşünmeye başladı mı kafayı buldu demektir. Böyle anlattık. O gece de bir sarhoş gelmiş derse. Adam içmiş birkaç tane meyhanede. Arkadaşlarım demiş ki ben nurçuların dersine gideceğim. Beni kaç defa çağırdılar gidemedim. Bu akşam gideceğim. Ne tutmuş adamın gideceği. Adam da gelmiş. Tabi dersten sonra yanaştırdı ya hocam kusura bakma dedi. Bize cesaret verdin dedi. Ben dedi bu gece dedi buraya içkili geldim dedi. Özür dilerim dedi. Ama siz dedi öyle bir dediği şey yaptınız ki bize cesaret verdiniz. Bizi dışlamadınız dedi. Ben dedi arkadaşlarım bana dedi ki sakın gitme, senin sarhoş olduğunu anlarlarsa tekme tokat atarlar seni dışarı. Ben dedi, dedim onlar medeni insanlardır, böyle yapmazlar. Dediğim çıktı dedi. Ben dedi bundan sonra buranın adamıyım dedi. Bugüne kadar meyhaneye götürdüğüm adamları dedi, bundan sonra buraya getireceğim. Ve adam hakikaten o gün bugün namaza da başladı, nur gibi oldu, davaya devam ediyor. Bak. Bunu atom bombasıyla yapabilir misin? Dayakla bu adamı yola getirebilir misin? Getiremezsin. Ama bu hakikat onun kalbini fethediyor. İşte bu kalbini fethediyor. Çok önemli. Bunun böyle olduğunu bir parça ilim ve basiret nazarıyla nur risalelerine bakanlar ve Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Sayın Nursi'nin 30 seneden beri şimdi 80 seneden beri bunun yazıldığı zamanda 30 sene olmuş demek. Anadolu'daki hizmet-i imaniyelerine dikkat edenler görür, anlar ve tasdik ederler. Hakikata nüfuz eden zatlar için Risale-i Nur'un tuluğundan yani yazılmaya başladığı günden bugüne kadar geçen zaman içerisindeki yapılan hizmetin neticeleri nihayet derecede muhteşem ve muazzamdır. Milyarlar takdir ve tebrike layıktır. Biz zaten Türkiye'mizde her köyümüzde dahi dershane var. Hiçbir siyasi her köyde teşkilatı yok. Her köyümüzde dahi bir dershanemiz var. Düşünün. Anadolu olduğu gibi dershane. Binlerce, yüz binlerce yerde ders yapılıyor. Avrupa öyle, Asya öyle, Türkiye hükümetler öyle, Avustralya öyle. Yani dünyanın neresinde insan varsa orada Risale-i Nur var, Nur talebesi var, Kur'an ve iman hakikatleri orada okunuyor kardeşlerim. Bu doğrudan doğruya Allah'ın inayetinden başka hiçbir şey değildir. İşte Üstadımız onu diyor. Dert benimdir, deva Kur'an'ındır. Evet Risale-i Nur iman-ı tahkikiyi bu vatanda neşretmekle iman çok mühim kardeşler. Bizim dersimiz iman. İmanı anlattığın zaman kimse koçumdur. Kahveye gidiyoruz mesela. Selamünaleyküm kardeşler. Ziyaretinize geldik. Kardeşiz bak. Ana baba biriz. Bak burnumuzun hepsi aynı yerde. Kulaklarımız aynı. Bak bıyıklarımız aynı yerden çıkıyor. Hepimiz kardeşiz. Sizleri ziyarete geldik. Siz bu işleri öğrenmişsiniz nasıl olsa. Duymadığınız bazı şeylerden bu gece bir şeyler anlatmak istiyoruz. Şayet dinlerseniz memnun oluruz. Hem de siz de istifade edersiniz. Adam da kağıtları kaptırıyor. Ondan sonra başlıyoruz. Onların anlayabileceği bir tarzda tabii. Mesela kahveci kim? Benim diyor. Tebrik ederim seni kardeşim. Tabii. Tebrik ederim. Çünkü halka hizmet, hakka hizmettir. Sen bu insanlara hizmet ediyorsun. Bak sobayı yakmış, koca bir piton koymuş orada.
araba bir duman çıkarttırıyor. İçerisi tilki damı gibi. Herkes bir sigara. Herkes. Halka hizmet, hakka hizmet. Bak bu milleti üşütmüyorsun. Sobayı yakmışsın. Büyük bir sevap kazanıyorsun. Yazın diyor defterine. Ahirette göreceksin. Bak bunların ağızlarını tatlılandırıyorsun. Çay yapıyorsun. Bir hizmettir. Yazılıyor. Su istiyorlar, hararetlerini gideriyorsun, bir hizmettir. Ama bunlar böyle kağıt, zar, mar istedikleri zaman o da sakat biraz. Şeye yazılıyor, öbür tarafa yazılıyor, biraz tehlikeli. Çok zor. Şimdi o anda tabii biz sanki kağıt var, kağıtları herkes saklıyor. Masanın altından. Öyle kardeşler şimdi mesela... Kahveci kardeşimize desek ki, şu sobayı niye kahvenin orta yerine koydun da, şu köşeye koymadın, ne diyecek bize? Orta yere koydun ki hararet eşit olarak her yere dağılsın. O köşeye koysam oradaki terleyecek, buradaki düşecek. Olur bak adamın kafası çalışıyor. Bu nedir? Televizyonu gösteriyoruz. Bu televizyondur. Ne işe yarar? İşte arkadaşlar film seyrediyorlar, maç seyrediyorlar, haberleri seyrediyorlar. Bir alettir bu. O cevap veriyormuş gibi veriyor yani. Peki niye yukarıya koydun da masanın üstüne koymadın desek, ne diyecek? Masanın üstüne koysam uzun boylu birisi oturdu mu arkadaki seyredemez. Adamın kafası çalışıyor. Her masada bir tane kül tablası var. Bu nedir kardeşler? Sorsak, abi arkadaşlarımız sigara içiyor, sigaranın külünü yere atmasınlar diye, temiz olsun kahvemiz diye, kül tabağı koydu. Bakın, mantıklı. Getirip de her masanın üstüne bir tane balta koymamış. Bir balta koysaydı mantıksız olurdu. Ha, şimdi görüyorsun bak, kahveci kardeşimiz işe yaramayan bir şeyi kahvesine getirip koymamış. Bir kahveci işe yaramayan bir şeyi kahvesine koymazsa, şu kainatın sahibi olan Allah hiç faydasız, hikmetsiz bir şey yaratır mı? Yaratmaz. İşte kardeşler, ben baktım kendine, hiçbir işe yaramıyor. Ne yumurtam var, ne sütüm var, ne saçımdan çorak olur, ne kereste olurum, ne doğrama olurum. Hiçbir işe yaramıyorum. Bari bir işe yarayayım diye kahve kahve gezip sizlerle tanışıyoruz. Allah razı olsun, sağ ol hocam. Ya ne insanlar var bunlar şimdi. Her şey böyle şey. Böyle değil mi kardeşler? Çok doğru. Çok affedersiniz. Biz bir ineğe desek inek, ne yapmaya geldin dünyaya? Kahveye gitmezsin. Kağıt oynamazsın, bira içmezsin, maça gitmezsin, inek gibi yaşıyorsun, gündüz çayıra, gece ahıra. Bunu mu yapmaya geldin inek desek, inek kafasını çevirip diyecektin. Sen bu sözü bana nasıl söylersin ya? Şu buzdolabını bir aç bak, süt benden, yoğurt benden, peynir benden, tereyağı benden, kaymak benden, köfte benden, dolma benden, sucuk benden, pastırma benden, ayağındaki ayakkabı benden, elindeki kayış benden, ben olmasam pantollarını bağlayacağım. Herkes böyle birbirini tuttu. Bir anda kahve oldu dershane. Herkes böyle. Bunların imdadına koşmak lazım. Buradan Filistin'e gidip kardeşlerimizi kurtaramayız. Yahudinin kurşunundan. Ama şeytanın kurşununda bunları kurtarmak lazım. Onlar Yahudinin kurşunuyla gidiyor, imanı varsa şehit oluyor. Buradaki pisi pisine gidiyor. Onun için burada buraya koşmak lazım. Bazı diyor, Filistin'e gideceğim, ne yapacağım sen? Baksana caminin arka tarafında kahve var, bir sürü genç orada çöreklenmişler, hayatlarını orada zehir ediyorlar. Onlara gidip bir şeyler anlatmak lazım. Böyle biz çok kahveleri geziyoruz ya yani, Allah'ın izniyle. Geçenlerde gittik bir Alevi kahvesine, Alevi kardeşlerimiz anlattık dedik arkadaşlar. Camide ders yaptık, sohbet ettik. Cami imamı da cesur birisi, abi dedi gidelim Bediüz tarafında. Gidelim dedi, orada dedi bizim dedi ne olduğumuzu pek bilemiyorlar. Burada toplanıyoruz, moplanıyoruz. Hani görsünler bizim ne yaptığımızı. Kitapları da aldık. Tamam arkadaşlar, büyük bir kahve. Bilardo, Mirardo hepsi var. Dedik ben şu dakika sizinle tanışmaya geldik. Kardeşiz. Camide bunları okuduk, istifade ettik, üzüldük. Sizin gibi kardeşlerimiz bunlardan istifade edemedi diye
Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Kaidesine binaen geldik size de, bu sofradan, bu manevi, Kur'ani sofradan size de istifade ettirmek için geldik. Herkes var, var. Bediüzzaman dedik Said-i Nursi, evlad-ı Resul'dur. Ehl-i Beyt'tendir. Onlar Alevi ya, Hazreti Ali, Hasan Hüseyin'den. İşte annesi Hazreti Hüseyin'den, babası Hazreti Hasan'dandır. Hep deyince hepsi birden müteveccih oldular. Açılık anlatma, okuma, hepsi böyle dinlediler. Sonra dedik, sorunuz var mı oradan bir tanesi? Komünist Hasan diyorlar hocana. O dedi, benim bir sorun var hocam dedi. Buyur dedim. Çok dedi mantıklı konuştunuz dedi. Hakikaten dedi, konuşmalarınız mantıklı dedi. Fakat dedi, bu Bediüzzaman Said-i Nursi'yi bu devlet ne için hapse attı dedi. Böyle mantıklı bir adamı ne için senelerce hapislere attı dedi. Tebrik ederim dedim kardeşim. Herkes bana soru soramaz. Bir insanın sorusu kültürü sorusundan belli olur. Dedim Hasan kardeş, Bediüzzaman'ı içeri atanlar mantıksızlar. Mantıklılar atmadı. Mantığın karşısında olanlar attı. Hem bir tabir vardır dedim. Doğru söyleyeni 9 köyde misafir ederler. Öyle mi dedim? Yok dedi. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. İşte bu saat dedim çok doğru söyledi. Van'dan Burdur'a, Burdur'dan Isparta'ya, Isparta'dan Barla'ya, Barla'dan Eskişehir'e, Eskişehir'den Kastamonu'ya, Kastamonu'dan Denizli'ye, Denizli'den Emirdağ'a, Emirdağ'dan Afyon'a, Afyon'dan Isparta'ya böyle dolaştırmışlar dedim. Doğru dedi. Çok doğru söylediği için böyle dolaştırmışlar. Bu iki. Bir dedim bak Hasan'cığım, seninle biz şimdi bir meyhaneye gitsek, baksak ki böyle 20-18 yaş arası gençler orada içiyorlar. Desek ki kardeşler, gençler, evlatlar, içmeyin bunu, bu kötü bir şeydir. Hem vücudunuza zarar, hem kesenize zarar, hem günahtır, hem haramdır, hem siz buraya geldiğiniz kafayı bulmaya evi bile bulamayacaksınız. İçmeyin bunları desek, bu sözler doğru mudur, değil midir? Doğrudur dedi. Ama dedim meyhaneci gelip de bize der mi, amca sen çok güzel anlatıyorsun, her akşam gel bunları anlat burada, der mi dedim? Demez dedi. Neden demez dedim Hasan'cığım? Dedim, müşterilerini kaçırıyorsun dedi. İşte dedim, Bediüzzaman'ın karşısına çıkanlar sarhoşlar, kafayı çekenler, milleti de sarhoş etmek istiyorum. Adam diyor ben sarhoşum, milleti de sarhoş edeceğim. Bediüzzaman ise içme onu diyor. Ben sana diyor şey getirdim, terbiyenameler, evratlar, Kur'ani dersler getirdim. O içkiyi getirenin içkisini alma diyor. Milleti uyarıyor, onun için onların işine gelmediği için Bediüzzaman hapse atmışlar. Teşekkür ederim dedi, anladım dedi. Sonradan kardeşler, oradaki kardeşler görüşmüşler, çok memnun oldum demiş. Ben dedim isterseniz de katılacağım demiş, yakında da katılacağım demiş. Efendim? En azılı mı? Azılı tabii ya. Zaten azılılar oldu mu tam olur. Hazreti Ömer çok azılıydı ama ne oldu? Halid bin Velid ne kadar azılıydı değil mi? Uhud'da 70 tane şehit verdirdi. Fakat sonra da ne oldu? Ya Seyfullah ünvanını aldı. Yani o kabiliyet yübettilullahi seyyiatidir hasenat. Yani ondaki o kabiliyetler kötülükten hasenata dönüştü. Evet kardeşlerim. Evet, Risale-i Nur imanı tahkikiyi bu vatanda neşretmekle, bu vatanda neşretmek. Bu bir neşirdir bak. Neşirdir. Konferanslar, efendim, kitaplar, okumaklar, dersler. Şimdi burada diyelim ki 150 kişi var. Bu 150 kişi yarın birer kişiye anlatsa kaç kişi olur? 300 kişi olur. Yarın akşam 300 kişi burada olması lazım. 300 kişi birer kişiye anlatsa 600 kişi. Demek ki biz vazife yapmıyoruz tam manasıyla. Muhakkak birisi birini getirmeli buraya. Ne yapacağım, yapacağım ya amcamın oğlunu, ya bacanağımın, ya kayınbiraderi, ya komşumu, ya şunu, ya bunu. Davet edeceğim. Şu arkadaş 5-10 kere telefon etti bu akşam. Derse davet etti. Her birimiz bunu bir vazife ittikaz edeceğiz. Ya adam bir pantolon satmak için ne çeneler döküyor.
Sen sana çok yakıştı. Sen baldan anlarsın. Adam içinde anlamı falan yok. Şöylesin, sen böylesin. Oradan 3-5 kuruş kazanacak diye nihallere giriyor. E biz şimdi bunu böyle pazarlamak için, Allah rızası için, insanların kurtulması için ne kadar dil döksek geridir yani. Evet. Demek ki Risale-i Nur, imanı tahkiki bu vatanda neşretmekle imanı kuvvetlendirip bu memleketteki dinsizlik ve imansızlık, dalalet ve sefahate karşı mukabele ve müsbet bir tarzda, müsbet, müsbet kardeşlerim, müsbet her şeyin güzel tarafını söylemek demektir. Bugün bir tabirle optimistik. Bir pesimistik var, pesimistik, kötümser, optimistik olacaksınız. Kardeşim, hale girdi Müslümandır. Cumalarını hiç kaçırmaz. Böyle. Öteki ne bu cuma Müslüman? Adama cumayı da bıraktıracak. Ya, optimistik demek, adamın güzel tarafını alacaksın, teşvik edeceksin. Şimdi bazı hocalarımız görüyoruz. Ramazan'da efendim bayramda camiye gelmiş adam, Ramazan'da orucu yemiş, nesli yemiş. Şimdi giyinmiş gelmiş camiye. Başlıyor. Nasıl kıstırdım bunları? Ramazan'da diyor milletin gözüne baka baka sigaranın dumanını tüttüren bugün camiye gelmiş. Kimi kandırıyorsun? Adam diyor eyvah gördü galiba. Adam zaten suçluluk içerisinde gördü galiba beni. Ya bunu demeye ne lüzum var kardeşim? Bu sana bir şey getirmez. Bu adamı kaçırır. Maşallah. Tebrik ederim sizi muhterem cemaat. Bu saatte camiyi doldurdunuz. Kale gibi imanınız var. Namazınızı kıldınız. Orucunuzu tuttunuz. 5 vakit namazınızda nazaretin kılıyorsunuz. Her zaman. Tutamayan, belki de oruç tutamayan kardeşlerimiz de içimizde vardır. Ama onlar şu anda çok üzgündürler. İçleri cayır cayır yanıyor. Adam yanmıyor ama yanmıyor de ki hatırına gelsin yanmak. Yanmak hatırına gelsin adamın. Böyle bir fırsatı kaçırdım diye cayır cayır yanıyor. Ama henüz tevbe kapısı kapanmadı. O kardeşlerimiz için de bir fırsat vardır. İnşallah bayramdan sonra o tutamayan kardeşlerimiz, nefis ve şeytana aldanıp oruç tutamayan o kardeşlerimiz Ramazan'ın gününe gün oruç tutacaklar. İnşallah seneye şeytanın inadına Recep ayından başlayacaklar. Ne var yani, bunu desen günaha mı girersin? Yoksa bu bir taviz değildir ki. Bu sene tutamadınız, afiyet olsun. Seneye tutarsın. Adam çıkıyor o bir tane profesör. Efendim diyor, bu sene hacca gitmesin, ne olacak seneye gitsin. Bak terbiyesi bak. Ulan seneye kadar adamın yaşayacağına dair bir senet var mı elinde? Adama farz olmuş haç. Ekonomimiz diyor bozuk. Bu sene gitmesin, seneye gitsin. Vay sındık vay. Sana mı soracaklar ne zaman gideceğini? Ne kadar bak kandırıyor görüyor musun? Halbuki farz olmuş bana. Şu anda bana yatsı namazı farz. Kıldım ha tamam. Sabah namazı farz değil. Neden? Sabah olmaz da. Sabah olunca farz olacak. Ben fakirsem bana haç farz değil. Ama param var, bana farz oldu. Seneye gidersin. Seneye kadar belki paramı çaldırırım. Nasıl yapacağım sonra? Belki hasta olurum, belki ölürüm. Sen buna efendim kefil olabilecek mi? Nasıl atıyor bak görüyor musun? Milleti kandırıyor, çıkıyorlar televizyonda. Göğe din, şey yapıyorlar din. Tartışması. Onlar için yırtmış sarayın, onlar sözleri için. Gök gürültüsünün karşısında sivrisineğin sesi kadar onların tesiri yoktu. Risale-i Nur gök gürültüsü gibi. Gürlüyor elhamdülillah. Onlar hız 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 hız. Kimse dinlemez. Kendileri söyler, kendileri dinler. Evet. Evet, Risale-i Nur, imanı tahkikiyi bu vatanda neşretmekle, imanı kuvvetlendirip, bu memleketteki dinsizlik ve imansızlık, dalalet ve sefahate karşı mukabele ve müsbet bir tarzda mücadele ederek bunları mağlup etmiş. Mağlup etmiş. Bitmiş artık ondan iş. Tabi. Adamlar bizi basa basa usandılar. Artık diyorlar ders yapmazsınız basacaksınız.
Tamam, size anladık zaten ne yapmak istediğinizi. Siz anladık ki siyasi değilsiniz. Devletin koltuğuna gözünüzü dikmediniz. Siz ahiretle uğraşıyorsunuz. Devam edin. Artık nurçuluk TSA damgalıdır. Herkes nurçu dediğin zaman tamam onları biz biliyoruz. Onların siyasetle şundan bundan demek zülfüne alakası yok. Onlar ahiretten, dinle, imanla uğraşırlar. Herkes bunu biliyor. İşte bu imajı vermek mühim. Bu imajı vermek. Üstadımız bu imajı vermiş elhamdülillah. Büyük ve külli ve umumi mücahede-i diniyesinde muzaffer olmuştur. Bu bir muzafferiyettir ya. Bu bir muzafferiyettir kardeşim. Sadece burada değil ki. Yer küresinin her tarafı böyle. Her tarafı böyle. Taife-i mücahidin olan nur talebeleri, azami sadakat ve iddiattan neşet eden azim, manevi, makbul bir sır ile, bir sır ile rahmet-i ilahinin celbine ve teveccühüne vesile olmuştur. Bu ihlaslı taife-i mücahidin. Taife-i mücahidin. Bak şimdi iki tanesi burada bu mezaristan'da methum ağabeylerimiz, Hafız Ali abimiz, Hasan Feyzi abimiz. Bunlar böyle kükremişler. Üstadımızı zehirlemişler. Vefat edecek. Yalvarıyor Hafız Ali. Ya Rabbi diyor, benim ruhumu al. Üstadımı koru. Bu hafta vefat ediyor. Onların hürmetine biz buralardaysın. Biz işin saldırılardaysın. Saldırılar deniyor. Bu ihlaslı taife-i mücahidin küçük bir çekirdek gibi dar bir dairede iken o çekirdekte alemi istila edecek bir şecere-i tuğbanın mahiyeti bulunduğu bir sürü 14. asr-ı Muhammedi'de aleyhissalatü vesselam Kur'an'dan çıkan Risale-i Nur'un Anadolu'da tulu ve inkişar etmesiyle neticede neşv-i nema ederek alemi İslam ve insaniyete kadar genişlemiş ve daha da genişleyecektir. Alem insan. Sempozyumlar oluyor, dünyanın her tarafından ilim adamları geliyor. Said Nursi hakkında kendi fikirlerini beyanname veriyorlar. Tebliğ sunuyorlar. Papa'nın bir numaralı adamı Michel Thomas. Said Nursi dedi, bizim elimizden tutup bizi cennete götürecekti. Said Nursi'nin bütün dediklerini kabul ediyorum. E bu adam iman ediyor o zaman. Ben dedi ki iman ettim, Müslüman oldum. Halkı şey yapacak. Ben Said Nursi'nin bütün dediklerini kabul ediyorum diyor. E daha nesi kaldı? İşte Risale-i Nur hem fevkalade ihlası. İhlas kardeşler çok iyi. Ne demek? Allah için yapmak. Karşılığında hiçbir şey beklemeyeceğiz. Teşekkür de bekleneceğiz. Dua bile bekleneceğiz. Adam dua ister etsin, ister etmez. Sağ ol hocam işte ben demiş dememiş mühim değil. Biz Allah rızası için yapacağız. Kalabalık olalım. O da mühim değil. Kalabalık stadyumlarda çok var. Dolu. Ne yapıyorlar? Bir top takip ediyor. Top o taraf 50 bin tane kapı bu taraf. Kalabalık ne olacak? Ama buraya gelen insan, ben neyim, nereden geldim, nereye gideceğim, vazifem nedir, bana bu gözleri kim verdi, bu kulakları kim taktı, bu burnu kim koydu? Bak gözlük alıyoruz, para ödüyoruz. Gözleri bir alırken para verdin mi? Verdin mi? Hayır. Gözleri Allah verdi. Şimdi parasız veriyorum. Ayakkabılara para vermiştir baban. Ama ayaklarını alırken para verdi. Ayakkabılar bizim ama ayaklar bizim değil. Ya görüyor musunuz? İşte Risale-i Nur hem fevkalade ihlası hem yalnız tevhid ve iman akidelerinin hizmetini esas meslek ittikaz ederek. Sonra bizim mesleğimiz sadece iman. Kardeş namaz kılıyor musun? Hiç sorma sen bana. Sen bana imanı anlat. Ben Urfa'dan uçağa bindim geliyorum. Yanımda bir gelmiş. E bir saatte, yarım saatte bir şey anlatmam lazım ona. Hayırlı yolculuklar dedim delikanlı, sağ olun canım. Neredesin? Urfalıyım. Ben dedim Urfa'da geçirdim Ramazan'ı, bayramı. Urfa dedim çok güzel bir yer, çok güzeldir dedi. Ben dedi Ankara'da okuyorum üniversitede. Bayram izniyle gelmiştim falan, çok güzeldi. Şimdi ben nasıl gireceğim bu adama?
Sen de usul abdestini biliyor musun? Adam çok da biliyoruz ya, biz gavur muyuz? Hani bilmese bile zoruna gider yani. Tabii ya, bir kasaba girdik bugün, bir arkadaşımız dedi ki besmele çekiyor musunuz? Yok dedi, çekmiyorum, gavurmuşuz dedi. Ya böyle sorulmaz dedim. Baktım adam yani şey oldu. Dedim ya baksana Müslüman adam nur gibi. Tabii çekmiyordur dedim. Bak besmele orada asılı. Müslüman tabii besmele çeker. Çekmez miyiz bu abicim dedi. Tabii çekeriz ama adam ne biçim soruyor dedi. Hadi ya. Yarım alim adamı dinden eder, yarım doktor candan eder. Sen şimdi herifi ne tahrik ediyorsun? Çekmiyor musun besmele? Sen öyle diyeceksin maşallah. Etlerimizin renginden belli besmeleli. Biz İzmir'de pek yanım. Köy gitti yerdi bu Kemal Paşa'nın bir şeyinde. Biz İzmir'de alamıyoruz orada. Salhanelerde ne oluyor ne bitiyor. Bu gibi ufak yerlerden alıyoruz. Halkı dindardır. Besmeleyle kesiyorsunuz hayvanları. Onun için buradan et almayı tercih ediyoruz. Adam der, ha hiç olmasa keseyim der. Besmeleli keseyim. Unutmuş korsanı der değil mi? Ama sen çekiyor musun besmeleli değil mi? Adam vallahi öyle bozuldu ki, Allah muhafaza. Onun için müsbet hareket edeceğiz. Müsbet. İşte müsbeti biraz evvel anlattık. Kardeşimizin imanı kale gibi. Cumalarını hiç kaçırmaz. Bayramlarını hiç kaçırmaz. Şimdi o tabii anlıyor noksanını. Noksanını anlıyor bu işin beş vakit olduğunu biliyorum. E sen şimdi kalkıp ona, onu tahkir mahiyetinde, ha? Bu cuma Müslümanı. Cuma'dan cumaya Müslüman dersen, o adam tabii ki üzülür. Belki cumayı da bırakır yani, bu yapamıyoruz bir şey. Evet. Şimdi kardeşler bak ne diyor burada, burası çok mühim. Hem yalnız tevhid ve iman akidelerinin hizmetini esas meslek, ittihaz ederek bizim mesleğimiz imanı anlatmak. İman. Ha, Allah razı olsun, teşekkür ederim. Urfa'da bindik uçağa. Bak kardeşim, hatırladım. Daldan dala atlıyoruz. Dedim ki gence, büyük uçaktan dedim, küçük uçağa bindik dedim. Tamam deyince, abi de Haç'tan mı geliyorsunuz? Uçak böyle büyük oluyor ya. Yok dedim, Haç'tan değil de, biz uçak dedim aşağıda kaldı. Nerede abi? Bak dedim, görüyorsun değil mi? Binalar falan denizden, nehirlerden uçuyoruz. Yani küreyi az. Uçak değil mi dedim, boşlukta uçmuyor mu? Evet dedi. Üstünde dedim sadece 6 milyardan fazla sadece insan var. Develer, sığırları saysak bitiremeyiz. Kıtalar, denizler, dağlar sayamayız dedim. Ve saatte 108 bin kilometre hızla gidiyor dedim. Bak bizim uçak 780 kilometre gidiyor. Gösteriyor onu bilgisayar. Deyince çocuk, abi dedi çok orijinal bir şey söylediniz gerçekten. Halbuki ona okuduğu şey yok. Devamlı okuyor. Okuyor ama anlamak için okumuyor. Anlamak için okumuyor. Okumuş olmak için okuyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tefekkür saatin hayrun min ibadeti senetin diyor. Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten hayırlıdır. Düşüncesiz, tefekkürsüz yapılan bir sene ibadetten bir saat tefekkür etmek kainatı ondan hayırlıdır. Ve Cenab-ı Allah da Kur'an'da Celle Celaluhu şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ فَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Müslümanların sıfatını anlatırken onlar diyor beni zikrederler. Nerede? Ayakta, oturarak, yatarak. Başka ne yaparlar? Ve yetefekkerune fi halki semavati vel arz. Semavat ve arzın yaratılışını tefekkür ederler. Ne derler? Rabbena haza ma haza batıla. Sen hiçbir şeyi batıl, lüzumsuz, hikmetsiz yaratmamışsın. Bizi azabından koru ya Rabbi derler diyor, tesbih ederler. Şimdi demek ki tefekkür etmek çok muazzam bir şey. Bizim mesleğimiz tefekkür mesleği. Geçenlerde bakın kardeşim tefekkür deyince bu bir an meselesidir. Adam 30 senede bir şeyi anlamaz da bir anda anlar. İsmi üstünde zaten
anladı. Yani anı yakaladı. Yudumladı gibi. Anladı. Hazreti Ömer bir anda meseleyi kaptı, Müslüman oldu. Anladı. Şimdi şu anlamaya bak. Yahya Çavuk camisinin namaz kıldı Çanakkale'de. İmamıyla tanıştık cuma günü. Dedi hocam bizi gezdir buralarda, arabamız var. Tamam dedi, gezdirin ki şurada savaşlar olmuş, şurada olmuş, olmuş. Sonra dedim hocam Risale-i Nur okudunuz mu, okuyor musunuz? Bak sen delikanlısın, gençsin, camide, cemaati de anlatırsın. Risale-i Nur orijinal bir Kur'an tefsiridir. Hem sana büyük bir malzeme hazinesi olur. Cemaati anlatırsın. Valla okudum ama dedi anlayamıyorum falan filan, anlaşılmıyor dedi. Hocam dedim neden anlaşılmasın ya? Anlaşılmayacak bir şey yok. Neyse getirdi bizi denize karşı bir kahvehanede oturttular, çayhane. Ben cebimde 23. söz vardı. Hocam dedim halkı beyaz burada. Bismillah. Lakat halakla insanı fi ahzeni takviyin sümmer adetlahu esfere safilin ayetini alıyor. İnsan anlatıyor. İşte insanın değerini anlatıyor. İnsan diyor Cenab-ı Hakk'ın esmasının nukuşu esma-i ilahiye itibariyle bir kıymet alır. Demek ki bizde Cenab-ı Hakk'ın nakışları görünüyor. Nukuş bak dedi ben nukuşu anlamıyorum mesela. Hocam nukuş nakışın çoğuludur. Esma biliyorsun, Esma-i Hüsna var. Ha, bak dedi gözümüzde Cenab-ı Hakk'ın Basir ismi tecelli ediyor. Kulağımızda Semih ismi tecelli ediyor. Ağzımızda Kelam ismi tecelli ediyor. Yani galib esma bunlar. Çok isim var, Halik var, Rahman var, Müsegin, Mükemmil var da galib esma yani. Galib esma deniyor buna. Başladık anlatma. Hoca da böyle hem okuyor hem şey. Dedim tefekkür edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın bakışları bütün kainat onun kitabı. Bak dedim mesela bir tavuk yumurta yapıyor. Getiriyor bize taraf bir yumurta bırakıp gidiyor. Her gün bırakıyor. Ya tavuk kardeş gel bir ayıp oluyor. Her gün bırakırsın. Sohbet edelim. Gelmez. Okula gitmedi. Bizi tanımaz. Bilmez. Sevmez. Fakat öyle bir yumurta veriyor ki bakan da yiyor, başbakan da yiyor, yan bakan da yiyor, hırsız da yiyor, yurtçu da yiyor, hoca da yiyor, hacı da bir anda geliyor gidiyor, Allah'a çok doğru söyledin diyor, yapamaz. Ama tabii biz doğduğumuzdan beri yumurta tavuktan geldiği için bize normal geliyor. Efendim. Tavuk yumurta yapacak, ayakta baklava yapacak değil ya. Tavuktan yumurtanın gelmesi normal değil ki, anormal. Değil mi abici? Çok anormal. Şimdi inek yumurta yapsa, ooo, kasetler yapsa. Acayip bir şey oldu, ne oldu ya falan. Mehmet Ağa'nın ineği yumurta yaptı. Yapsın ne var? Yani tavuğun yumurta yapması, ineğin yumurta yapmasından daha harika. Ama doğduğumuzdan beri inek hiç yumurta yapmadığı için bize tavuğun ki harika olarak gelmiyor. İşte imtihan bu zaten. Mesele bu. Said-i Nursi bu işi, bu ülfet perdesini yırtıyor. Dikkat et diyor ey insan bak. Bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlup olan insana bir küçük kurttan ipeği giydiren, zehirli bir böcekten balı yediren onun iktidarı değildir, bizim iktidarımız değil. Çünkü biz o kadar kısırız ki, gözsüz akrep bizi mağlup edebilir. Bir yılan şurada bir duraksa, 5 kilo ağırlıklı yılan hepimiz hoplarız. biz yani bu kadar korkak, bu kadar pısırık olan biz, arıya söz dinletebilir miyiz? İneğe söz dinletebilir miyiz? Demek ki onlara söz dinleten bütün kainatın halıkı, sahibi, maliki, bizim de mahvudumuz sahibimiz. Bu tarzda anlattığın zaman herkes dinliyor. Bir gün böyle vapurda 4 saat Mudanya'dan İstanbul'a kadar coşmuşum böyle. Anlatıyor. Herkes de dinliyor böyle. Hem de Ramazan'dı. Biraz Kur'an okudum. Baktım yanımdaki acaba sorarım. Hocam sen hoca mısın? Ne Kur'an mıdır falan. Sormadı. Öyle duruyor. Yanımda da birisi yok ki şase yapayım. Şase biliyorsunuz. Mesela şimdi yanımda bu olsa derim ki ya Kasım kardeş be çok hayret ediyorum ben burnuma. Neyine hayret ediyorsun kardeşim? Öyle bir burun ki dünyada ne kadar koku varsa birbirinden ayırt ediyor. Acayip bir şey ya. Değil mi? Kulak da bak onun gibi kıkırdak bak. Evet aynı. Çiçeği götürsen buraya ya telefonu buraya alıyor ses gelmiyor.
Şimdi oradan millet bakıyor buraya. Değişik bir şey ya. Adam tepe dövmeye durup kadar doğru vallahi diyor. Vallahi çok doğru gerçekten. Hemen ayağa kalktık. İşte kardeşim biz bu dünyaya geldik. Gönderildik. Şöyle oldu, böyle oldu. Herkes gibi. Hem de Ramazan'dı. Biraz önce çay içiyor mu? Sıra içenler sigarayı attılar. Çay artık büfe çay satmıyor. Büfeci de deniyor. Allah'ın işi. Şimdi benim içimden geliyor Allah Allah'ın ya. Bu gemideki salondaki bu kadar insan itiraz etmiyor. İtiraz ettirmeyen kim? Bir kişi çıksa da sizi, arkadaş burası senin babanın gemisi mi? Mecbur muyuz seni dinlemeye biz? Burası cami mi dese? Tabii bir şey olabilir yani. Biz de ders değil, cami değil falan neyse susalım. Ama kimseden bir itiraz çıkmadı. 4 saat unutmuşum ben zaten kendimden geçmişim. İstanbul'a gelmişiz haberim yok. Biri dedi efendim geldik dedi artık dedi. Hani bırak serbest, serbest bırak. Neyse gelmişiz. Adres aldılar falan. Demek ama bak şimdi bu iman hizmeti. Şimdi ben desem ki arkadaşlar bu mübarek gün Ramazan gününde bazıları var çok saygısızlık yapıyor. Oruç tutanların suratına doğru dumanı üflüyor. Desek valla denize atarlar. O tarafa girmiyorsunuz. Bak bizim tarafımız başka. Neymiş bizim tarafımız? Bak söyleyeyim söylüyorum. Uşak yolculuğu bitmedi artık. Bravo dur bitecek. Demek işte Risale-i Nur hem fevkalade ihlası hem yalnız tevhid ve iman akidelerinin hizmetini esas meslek ittihaz ederek bir kutsiyet kazanması. Kutsiyet kazanıyor. Karşıdaki gocunmuyor yani. Bunu tefekkür ettiriyorsun, adamın hoşuna gidiyor. Ve mahiyetinde bütün hakaiki Kur'aniye ve İslamiye mevcut bunlara her tarafı kaplayacak bir nur hakikat olması dolayısıyla rahmet-i ilahiye canibinde bu milleti İslamiye'yi maddi manevi felaket ve helaket tehlikelerinden bak vatanımıza bir şey elhamdülillah ne kadar zındık varlar neler yapmak istiyorlar ama hiçbir şey yapamıyorlar ya felaket ve helaket tehlikelerinden bir sedd-i Kur'ani ve nur-i imani olarak muhafazaya vesile olmuştur. Cenab-ı Hak bizi bunun hürmetine muhafaza ediyor. Üstadımız diyor Risale-i Nur, sadakayı makbuledir. Sadaka ne yapar? Belayı def eder. Bu kitaplar okunduğu müddetçe vatanımıza bela musibet gelmeyecek inşallah. Evet. Uçakta o çocuğa öyle dedim. Çocuk dedi abi dedi çok dedi orijinal bir şey söylediniz falan. Dedim o kadar orijinal değil. Tamam siz de bana kabul ediyorsunuz. Zaten kitaplarımızda yazmıyor mu dünya dönüyor. Kendi etrafında dönmek de gece gündüz meydana geliyor. Güneşin etrafında dönmekle mevsimler meydana geliyor. Sizin okumadınız, okuduk dedim. Ama dedi biz dedi o gözle okumadık. Şimdi tabii hostes de dinliyor. Benim sesle biraz da şey çıkıyor. Baktı öbür tarafta bir genç. Sağ ol amca dedi gerçekten de çok bir değişik bir konuya girdiniz dedi falan. Böyle ders yaparak bittik. Dedim işte ben dedim. Bediüzzaman Said'in Nursi Hazretleri'nin kitaplarını okuyor. Nurcular gibi duruşunuz. Ha dedi ki işte o nurcular gibi bu kitapları okuyor. Çıkardım kitabı. Duysunlar yani nurculuk ne demek. Hemen oradan okudum. Karı kardır Allah bereket versin. Uçakla gidiyoruz. Biraz sonra düşebiliriz. Yani şimdi hizmet. Hizmette sınır yok. Her yerde hizmet. Tabii. Necma Bey, siz de üniversite kahvesine gitmiştiniz, üniversiteli gençlerin İzmir'de. Onu anlatıverseniz. Abi gittik. Şimdi bizim bir kardeşimiz vardı. Şimdi Ankara'da bir müdürdür yani. O zaman İzmir'de okuyor. Tabii biz o zaman böyle köy kahvelerine falan gidiyoruz ya. Dedi abi ya dedi, sen dedi, hep dedi köy kahvelerine gidiyorsun dedi. Bizim dedi üniversite orada bir sürü kahveler var dedi. Ve işte dedi talebeler, gençler orada dedi. Şimdi dedi kağıt oynuyorlar dedi. Bir oraya dedi gidelim ya dedi. Dedim gidelim ya. Ben dedi kahveciye söyleyeyim dedi. İzin alayım. Gidelim gidelim. Neyse gittik. O izin alacağı adam izin vermiş ona. Dedim ya boş ver biz dedim gezelim. Teker teker kaç tane kahve varsa müsaade isteyelim. Gittik kahvenin önüne kahveciye baktım. Kızlarla erkekler kağıt oynuyor ya böyle. Babası göndermiş kızını okumaya. Girdik kahveye, kahveci dedim ki merhaba dedi kadına merhaba. Dedim şu gençlerle bir sohbet yapmak istiyorum. Müsaade ederseniz, tabii siz buranın sahibisiniz. Size müsaade almak için. Dedim bir sohbet yapmak istiyoruz.
Ne hususta dedi? Dini, dini konu. Tamam dedi, bunlar hepsi dinsiz. Neyi ya dedim, dinlenirler dedim. Değil mi ya? Dinlenirler. Biz bırakırsak daha çok dinsizleşirler dedim. Hasta adama ilaç verirler dedim. Doktora hastayı götürsen, doktor dese ki bu hasta ne getirdiniz bunu? Yani doktora hasta gider. Abi dedi dinlemez bunlar dedi, şudur budur. E sen bilirsin dedi. Bak karışmama bak, mesuliyeti kabul etmem. Ne gibi dedi? Ahirette dedim. Ahirette dedim, sonra dedim ben dedim müsaade etmedi derim dedim. Az sonra çıktım. Bak çocuk üzüldü dedim, sen çocuğun ne kadar kahve varsa gezeceğiz. O zaman tabii bu anlattığım benim 25 sene önce. O zaman anlatmak da yasak yani, birine şu kitabı oku çok güzeldir desen, biri de kimse şikayet etse propagandadan 163. madde diye bir madde vardı. 2 seneden 6 seneye kadar. Yani biz o zaman Allah'ın izniyle kelle koltuktan gidiyoruz. Ne olursa olsun. Yani genç Osman diyor 3 gün kelle koltuğunda savaştı. Bazısı zannediyor ki genç Osman kafayı almış, koltuğun altına kurmuş, böyle savaşıyor. Böyle olmaz kardeşim. Niye koltuğun altına alsınlar bırakır diye görüşü alıyor. Yani böyle bir savaş yapıyor ki her hakkın kafası kopacak şekilde. Kendine koltukta gidiyorlar. Biz de her an içeri gitmeyi kabul ediyoruz. Gittik zaten birkaç defa Allah'a. Şimdi müsaade etmedi. Başka bir kahveye gittik. Baktım gene bir genç. Selam aleyküm aleyküm selam. Dedim delikanlı. İstedim bu gençlere bir şeyler anlatmaya geldik dedim. Müsaadeniz olursa. Dedim ne hususta abi? Dedim dini konu. Abi dedi vallahi bunlar bir şey komünist. Ben istedim o zamanlar okullarda çok olsun lazım, komünist olsun dedim. Sen anlatalım, vazifemizi yapalım dedim. İstedim anlatalım, gerçek kurtulanlar bu falan. Allah dedi ortağıma sorayım abi dedi. Çağırdı ortağım, Mehmet. Geldi. Abi dedi din dersi vermek istiyorum. Yani öyle bir anlatıyor ki. Abi diyor burada din dersi vermek istiyorum. Olmasın başa. Olmasın diye. O da dedi ki olur mu bağırma Allah aşkına. Ya, burada din dersi olur mu bağırma ya. Ben de İmam Hatip terkim dedi. İmam Hatip terkim abi dedi. Ben dedi istersen senin dedi akrabalarına Kur'an bile okuyabilirim. Ya dedim Allah kabul etsin sen oku ben de okuyayım. Ya. Dedi abi bak dedi ileride cami var sen oraya git. Ya dedim kardeşim ben şimdi camiden geliyorum. Bu adamlar işi var gelemezler. Bu adamlar işi var gelemezler diyorum. Şimdi onlar da görüyorlar. Görüyorlar hem kağıt hem kulak veriyor. Bu adamlar çalışıyor burada dedim bak. Hepsi çalışıyor. Bu adamlar şurayı bırakın camiye gelin desem gelemezler. Biz geldik dedim. Yok abi dedi olmaz falan. Oradan da gittik. Gittik bir tane daha kahveye. Yaşlı birisi selamlarım aleyküm selam. Dedim beyefendi. Dedim bu gençler dedim bizim kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, evlatlarımız. Tabii dedi. Elbette bunların iyi olmasını isteriz dedi. Dedim bunlara böyle din ve iman, kültür dersi anlatmak istiyorum. Bunlar bu kağıtları, taşları her gün oynuyorlar, öğrendiler. Öğrenmedikleri, bilmedikleri bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Dedim. Müsaade edersiniz. Ama dedi iyi olur ama dedi bunlar dinlemez mi kardeşim? İyi olur ama dinlemez. Teşekkür ederim dedim, sağ olun. Dedim ki bizim için çocuğa Faruk dedim, müsaade etti diye efendim. Müsaade etti falan esasında ama olmaz demedi yani. Müsaade etti, sağ olun dedim, tak kaldı içeriye. Merhaba gençler. İyi dedim, bize ne verdiniz galiba? Dersleri, güzel dersleri geçtiniz, kağıt oynamaya fırsat buluyorsunuz. Biz dedim bulamıyorduk talebeyken falan. Oradan buradan dedim, neyse dedim, siz şimdi bu konuları hepsini biliyorsunuz. Sizin bilmediğiniz dedim birkaç konu var dedim. Onları burada sohbet tarzında yapacağız dedim. 5-10 dakika dedim dinlerseniz iyi olur. Tabii dediler. Ama %70 kişi baktım kağıtları kalktırdı. %25 gene devam ediyor. Şimdi dedim 3 tane sorumuz var mesela. Necisi? Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Elimize mikrofonu alsak, çıksak kemer altına, İzmir'in en kalabalık muydu?
geçen insanlara, kardeş bir dakika, affedersin, üç tane sorumuz var. Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Adam bir konfeksiyoncu, basmaden geliyor, konağı kardeşim dikkat et, şimdi üç tane sorumuz var. Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Abi marangozun, Bornova'dan geliyorum Baltova'ya. Şimdi hiçbirisi gerçek manadaki soruya cevap veremez. İşte biz bu soruların cevabını vermeye çalışacağız. Biz neyiz? Nereden geldik? Nereye gideceğiz? Vazifemiz ne? Öyle ya. Bizi kim getirdi buraya? Niçin getirdi? Ulan böyle başladık biz kendi şeyimizden. Şimdi oradan tabii birisi kalktı, parmak kaldırdı. Dedi ki, çok büyük adaletsizlikler var dedi dünyada dedi. Doğrudur delikanlıdım, adaletsizlikler oluyor. Bu adaletsizlikleri biz yapıyoruz dedim. O adaletsizliklerin adilane görüleceği bir mahkeme olacak, mahkeme-i kübra. Herkes orada ya mükafatını ya da cezasını görecek dedi. Yok dediler, o öyle değil de dedi. Başka türlü dedi. Nasıl demek istiyorsun dedi. Mesela öyle insan var ki dedi, gözleri yok dedi. Görmüyor. Biz görüyoruz, o görmüyor dedi. Bu bir haksızlık değil midir dedi. Biz dedi yürüyoruz, adam yürüyemiyor dedi. Bu bir haksızlık değil midir? Biz konuşuyoruz, adam da bebebe konuşamıyor. Bu bir haksızlık değil midir? Dedi. Arkadaşlar dedim, arkadaşımızın sorusunu duydunuz. Şimdi evvela adalet nedir? Onu öğrenelim. Ondan sonra adalet var mı yok mu bakalım. Adalet ne? Ben dedim geçenlerde bir benzinciye yanaştım. Dedim ki mescit var mı? Durdu. Yok dedi abi burada mescit. Namaz kılacaktı. Benzini doldurdu. Kapağını kaparken affedersin abi dedi mescit ne demek? Şimdi bu adam mescidi bilmiyor. Desem ki sabahleyin çayla neyi yenir? Püskürt devrinden bir şey öyle zanneder. Çünkü mescidi bilmiyor bu adam. Şimdi dedim adaleti evvela bakacağız. Adalet nedir? Mesela dedim seninle ben ikimiz bir patronda çalıştık akşama kadar. Aynı işi yaptık. Sana 5 lira verdi. Bana da 500 lira verdi. Bu nedir? Bu adaletsizlik. Aynı işi yaptık. Ama şuradan kahveden birisi içeri girdi. Elinde bir demet para. Bakıyor böyle. Al sana 5 milyon lira. Al sana 10 milyon lira. Al sana 2 milyon lira. Getirir bana. Al sana 1 milyon lira. Çay içersin. Ben bu adama diyebilir miyim? Haksızlık yapıyorsun. Adaletsizlik yapıyorsun diyebilir miyim? Diyemezsin. Neden? Dedi kendinden veriyor. Ha, işte dedim. Mesele çözüldü. Şimdi biz Allah'a Celle Celaluhu göz almak için bir şey verdik mi? Vermedi. Vermiş. Ona vermemiş. Ama ona da başka şey vermiş. Ağız vermiş, tat alıyor. Burun vermiş, koku alıyor. Kulak vermiş, ses alıyor. Öteküne dil vermiş, konuşamıyor ama gözleri var, görüyor. Burnu var, koku alıyor. Ağzı var, tat alıyor. Ha, demek ki adalet bir şey verirsin de karşılığını alamazsan adaletsizlik olur. Biz Cenab-ı Hakk'a bir şey vermedik ki. Hepsi onun zaten. Deyince baktım şak. Orada şak var yani. Tamam yani. İşte oradan sonra birisi kalktı. Dedi ben bir soru soracağım dedi. Buyurdu. Haşa. Allah kendinden büyük taş yaratabilir mi? Kendinden büyük taş yaratabilir mi? Şimdi ben desem ki tövbe estağfurullah. Nereden çıkardın bu soruyu? Böyle soru mu olur? Ne maksatla soruyorsun bunu? Tövbe desem helalci. Dedim ki arkadaşlar kardeşimiz çok enteresan bir soru sordu. Herkes böyle soru soramaz. Bir kişinin kültürü zaten sorusundan bekliyor. Şimdi arkadaşımızın sorusuna cevap vermeden evvel ben size soruyorum. Böyle bir taşa ihtiyaç var mı? Şimdi herkes sizin gördüğünüz gibi. Davut etler her taraf dağıtlar. Ya herkes bu kadar.
arkadaşlar böyle bir taşa ihtiyaç olmadığını söylüyorlar. Cenab-ı Allah hakimdir. Abes iş yapmaz. Yüzümüzü bir şey yaratmaz. Sen bu taş olayım ben vazgeçtim. İşte müsbet hareket bu. Bu müsbet. Çünkü onu da kazanıyorsun. Adam gider ev olan der. Amma sakın soru sordum der. Buraya çok yakışıksız bir soru sordum der. Kendisi ne yapar? İnsafa gelebilir. Ama onu orada dışlarsan veya efendim onların içine refüje edersen bu sefer yanaşmaz yani. Düşman olur. Onun için üstadımız diyor ki biz muhabbet fedaileriyiz. Husumette vaktimiz yok. Bize tecavüz dahi edilse nur gösteririz. Vaziyetimiz nurani müdafadır. Bakalım soru sordu. Biz de cevabını verdik. Bu kadar. Evet. Saat ne? Tam geri geçiyor. Hakkınızı helal edin. Başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin aziz ve şerif ruhu için, bütün Peygamber-i İzam Hazretleri'nin aziz erbahları için, bütün sahabe-i kiram Evliyaullah'ın, hasaten üstadımızın, hasaten Hasan Feyzabimizin, Hafız Ali abimizin ve diğer bütün Risale-i Nur talebelerinden, ağabeylerimizin ruhları için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, El-Fatiha. Duyun, önce selam, sonra kelam. Gençler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Simav'dan çıktık yola. Kütahya tavşanlı. Erken Cediz, Emet. Burada bir gezerek Cenab-ı Hak buraya kadar getirdi. Her yerde cemaatimizin %90'ı aşağı yukarı hep genç elhamdülillah. Burada da böyle var. Böyle gençler arasında bazen soruyorlar. Bazen ekseriyeti beşiklerimizden geçiyor. Ya bu ihtiyar amcalar böyle uzak yerlerden kalkıp da niye geziyorlar böyle? Falan. Ekseriyetinin lisan halinden bazı cesaretlerini lisan halinden duyuyoruz, işitiyoruz. Buna Allah rahmet eylesin Mahmud Allah Verdi abi vardı. Üstadı defalarca ziyaret etmiş. Üstad'dan böyle hizmetle şeyi almış. Aynı şeyi ona demişler. O da yaşlı halinde geziyordu Türkiye'nin her türlü hatta yurt dışına kadar Almanya'lara falan Hollandalara kadar gitti. Allah rahmet eylesin. O şu şekilde cevap vermişti. Biz de bizzat ağzının da çıktık. Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmek için ordusunu hazırlayıp yola çıkacağı sırada hocası Akşemseddin Hazretleri yaşlı ihtiyar diyor ben de iştirak edeceğim bu orduya. Fatih diyor ki hocam siz iştirak buyurun. Benim devletlerim bu işi inşallah yapar. Hayır diyor. Ben de iştirak edeceğim. Fatih gene aynı şey diyor. Hocam siz zahmet etmeyin, siz istirahat buyurun. Diyor ki Mehmet, benim peygamberim methettiği ordunun bir neferatı olmamı istemez misin? Madem ki benim peygamberim İstanbul'u fethedecek orduyu fethediyor bir hadis-i şerifleriyle ben de o ordunun içerisinde bir nefer olma şerefine nail olmak istiyorum diyor ve neticede kıramıyor Fatih. İştirak ediyor. Şimdi gelelim bugüne. Bu hadis-i şerif ışığında şu Risale-i Nur külliyatını Kur'an-ı Kerim'de 33 ayet işaret ediyor. 33 ayet-i kerime işari manasıyla
Risale-i Nur'u bayrına basıyor Kur'an-ı Kerim. Daha yüzlerce hadis-i şerif. Bunlardan 33 tanesini sahih olarak üstadımız Afyon Medresi Yusufiyesi'nde Sungur abiye söylemiş. O da cevherinin sonuna kaydetmiş. Sonra Sungur abi onu neşretti. Hatta Kur'an'la olan bir eserin sonunda. Demek ki Akşemseddin Hazretleri o yaşında, ihtiyar yaşında bir hadis-i şerifin şerefine masadak olmak için kalkıyor ta İstanbul surlarına yayan veya atıyla geliyor. Şimdi elhamdülillah yayan da gelmiyoruz. Daha seri vasıtalar, rahat vasıtalarla elhamdülillah böylece Allah geldirmek nasip ediyor. İnşallah bu hizmette de böyle gezerek ruhumuzu kabzetsin. Öylece inşallah terhis olup gidelim. 33 hadis-i şeriften bir tanesinde evvela ayet-i şerifin bir tanesini şey edelim. 28. ayet-i kerime diyor. İşaret-i Kur'aniye birinci şua, şuaların içerisinde birinci şuada 28. ayet-i kerimenin manayı işaretisindir, külliyetinden bir fert Risale-i Nur'dur. Ve Risale-i Nur'un o ayet-i kerime şeyinde sadık talebeleri imanla kadre gideceklerine ve ehli saadet olacaklarına bir kuvvetli işaret var. Risale-i Nur'un sadık talebeleri imanla kabre gideceklerine ve ehli saadet olacaklarına kuvvetli işaret ediyor Kur'an-ı Kerim. Elhamdülillah. Bu işarete inşallah Cenab-ı Hak bizleri nail eylesin. Bir hadis-i şerifte, 33 hadis-i şeriften 27. hadis. Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor. Meale. Ademoğlunun en safisi, en cömerti benim. Benden sonra diyor bir recül gelir. Benden sonra Ademoğlunun en safisi, en cömerti odur. Bir recül gelir. Recül. Yani evlenmez, bekar, tek. Bir erkek gelir. Benden sonra Ademoğlunun en sakisi odur. Cenab-ı Hak ona hususi ilim ihsan eder. O ilim ile diyor, dinin çok sırları ona zahir olur. Cenab-ı Hak ona hususi ilim ihsan eder ve o ihsan ettiği ilimle diyor, dinin çok sırları ona zahir olur. Şurada gördüğünüz şurada Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri sayarken bir de bir özel olarak Cenab-ı Hak bana hususi ilim ihsan etti diyor. Gördüğünüz şurada. Ve diyor o dinini neşreder. Allah'ın diyor ihsan etti o dinini diyor neşreder. O diyor ilimle ilim ihsan eder. O ilimle dinin çok sırları ona zahir olur. Risale diyor ki Risale-i Nur dinin diyor çok sırlarını, tılsımlarını halde keşfetmiştir. Bu zamana kadar çözülemeyen muğlak tılsımları Risale-i Nur elhamdülillah halletmiş, çözmüş. Haşr-ı cismani, miraci cismani gibi akıldan çok uzak görülen halleri Risale-i Nur elhamdülillah aklen, ilmen, fennen ispat etmiş. Evet, dinin çok sırları olur, o ilim ona zahir olur ve o dinini neşreder. O ilmini neşreder. İsa'da elhamdülillah bugün bütün dünyaya neşre olmuş. Ve diyor o ahirette diyor bir ümmet gibi bağış olmuş. Ahirette bir ümmet gibi bağış olmuş. Haşirde. Çünkü malum haşir meydanında bütün peygamber aleyhisselam aleyhisselam ümmetleriyle böyle buruk buruk haşir olup buruk buruk şerdi. Muhammed ümmeti de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şeyinde haşr olacak. Fakat diyor, o gelecek zat hadis-i şerifte bir ümmet gibi bağış olunur. Bu ümmet gibi bağış olunur şeyin Celaleddin Suyuti'nin Kıyamet ve Ahiret diye bir küçük bir kitapçığında okudum. Diyor ki, bütün peygamberler ona şöyle bakarlar onun cemaatine. Allah Allah biz Hazreti Muhammed'i son peygamber biliyorduk. Acaba ondan sonra bir peygamber mi gelmiş ki böyle bir grup ümmet olarak
toplanıyorlar. Sonra diyor denilir ki o ahir zamanına gelen zat. Hazreti Muhammed'in ümmetidir. Ama onun talebeleri bir ümmet gibi böyle şey gibi nuranidir. Cenab-ı Hak bu şerefe nail eylesin. Amin. Yani şuraya gelişimiz elhamdülillah evet basit bir geliş zahirde. Ama kazancı çok büyük. Yine aynı 30 yıl sonra bir hadis-i şerifler kısa abi, uzun olmuyor değil mi? Rica ederim abi. Bu gece meydan seninle satsın. Bunu da vereyim. Nazlanma. Meydan müsaade edin oğlum. Nazlanma. Var ya nazlanma. Abi ya otobüs gitmiş. Onların yetmesine servis var. İçinden gelmiyorsa anlat. Gene bir hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki bir saat ilim meclisinde bulunmak bakınız anlamak demiyor. Bulunmak. Bir saat ilim meclisinde bulunmak bin rekat nafile namaz kılmaktan bin tane hastayı ziyaret etmekten bin tane cenazeyi musallatasından alıp da kabre götürmekten daha eftaldir. Bir saat ilim meclisinde bulunmak. Bin rekat nafile namazlar. Nafile malum farzın dışında olan sevaplı ibadetler. Bin hastayı ziyaret etmekten, bin cenazeyi kabre kadar götürmekten daha eftaldir buyurunca sahabe-i kiramdan biri ya Resulallah Kur'an okumaktan da ne eftaldir? Çünkü Kur'an okumak nafile ibadettir. Şey namazların dışında. Ya Resulallah bu bir saat ilim meclisinde bulunmak nafile ibadetten de mi eftaldir? Sorunca yani bir şey Kur'an'la nafile Kur'an okumaktan da mı eftaldir buyurunca cevaben bir peygamber diyor ki Kur'an ilim ile faide verir. Kur'an ilim ile faide verir diyor. Yine bir hadis-i şerifte uzunca hadis-i şerifte ben kısaca bırakmaya başlayayım. Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'a buyuruyor. Ya Davud yer ve gökler dolusu altın ve gümüş hazinelerin olsa yer ve gökler malum gökler yedi kat ya sema sema var. Yer ve gökler dolusu altın ve gümüş hazinelerin olsa bunların tümünü sırf benim rızam yolunda tasadduk etsen sarf etsen gene de bir kişinin imanının kurtulmasından hasıl olan sevaba yetişemez. Bakın imanın kurtulması bu kadar mı? Bu kadar değerli. Çünkü iman bir mümine ebedi saadette padişahlık. Yani padişahlık diyelim çok padişahlığın çok üstündedir de ebedi saadette ebedi bir sultanlık kazandırıyor. İman insanı insan eder 23. sözde belki insanı sultan eder sultan padişahların bir ismi padişahlık diyoruz da tabi bu kıyas bakımında yoksa cennet bahsinde diyor ki orada bir insan aynı anda binlerce yerde binlerce saraylarda binlerce hurilerle sohbet eder, binlerce sofralarda gıdalanır, lezzet alır. Aynı anda. Tabi onu Üstad güzel 16. sözde şeyle nuraniye sırrı falan izahını yapıyor. Cenab-ı Hak inşallah böyle, ha öyle diyor. Demek ki bir insanın imanının kurtulmasından hasıl olan sevaba yerler, yer ve gökler dolusu hazineler, altın ve gümüş hazinelerini tasattık o sevaba gene yetişmiyor. İşte elhamdülillah Risale-i Nur bu iman kurtarma hizmetinde bu asırda vazifelenmiş. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak eserleri okuyup imanımızı kurtarıp muhafaza etmeye
gayret versin. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mehmet abimiz yani ehliyeti olarak ehliyeti bir ders yaptı. Onun için devamlı sanki böyle geç kalıyor gibi bir halet içerisinde. Ama onun ben okumasını, onun ders yapmasını istiyordum. Fakat o devamlı dün akşam da böyle kaçamak şey yapıyor. Neyse hakikatları inşallah Cenab-ı Hak perde etmeden göstermek nasip etsin. Evet sevgili kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Ehlen ve sehlen. Hakikaten buraya gelebilmek çok büyük bir şeref yani. Böyle bir asırda birçok yerlerde toplanmış insanlar var şu anda. Ama burası öyle bir topluluk, öyle bir cemaat ki hakikaten biraz evvel abimizin dediği gibi iman hizmeti. Çünkü iman İnsanı diyor Cenab-ı Hakk'a intisap ettiriyor. Yani iman bir intisaptır diyor. Yaratılışının gayesi o zaten. Yaratılışımızın gayesi o. Allah'ı tanımak. Cenab-ı Hak bizi kendini tanıttırmak için yaratmış. Kendisine ibadet ettirmek için yaratmış. Başka bir işe yaramıyoruz. Ne diyor zaten ayette? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinnileri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Diğer meseleler tali meselelerdir. Tali meseleler. Ama biz tabii bu asrın gidişatı öyle bir dehşetli asır ki bakıyorsun 5 kişi bu tarafa gidiyor, 500 kişi bu tarafa gidiyor. Şimdi acaba ya bu taraf daha isabetli ama bu kadar insan bu tarafa gittiğine göre yoksa ben yanlışta mıyım yani? Yanlış mı yapıyorum? Biraz da onlar gibi yapsam mı? Diye nefis kandırıyor. Çünkü bu çok mühimdir kardeşler. Adam sabahleyin çıkıyor. Selamünaleyküm Mehmet Bey. Ve aleyküm selam. Nasılsın? Allah aşkına. Nasıl işler? Vallahi sorma işler çok bozuk. Ekonomiyi görüyorsun. Bir sürü çeksene de efendim protestolu geldi. Bu gidişte ne olacak bilmiyorum. Doğru, bizim de öyle be kardeşim. Hakikaten nereye gidiyoruz biz ya? Vallahi çok berbat, çok berbat. Karşı taraf, iki taraf birbirine cesaret vereceğine berbatlaşmak veriyor. Halbuki selamlaşma, insan birbirine dua eder, birbirine teselli verir, birbirine ümit verir, cesaret verir. Burada bir kötümserlik. O tarafa gidiyor. Selamünaleyküm Süleyman Bey. Aleyküm selam. Ne var ne çok çok şükür. Nasıl işler? Sorma be kardeşim ya. Bilmiyor musun durumu? Memleketimizin durumunu görüyorsun işte. Her şey alt üst oldu. Çok doğru ya. Hakikaten öyle ya. Ne olacak bunun sonu be arkadaş? Vallahi bilmem ki çok berbat. Bu gidişle çok kötüye gidiyoruz. Hakikaten öyle. Şimdi o da ona öyle diyor. Ötekisine gidiyor, o da öyle diyor. Adam öyle bir hale giriyor ki sanki böyle neredeyse öldüm öleceğim. Şimdi bir de bir ehli iman çıkıyor. Selamun aleyküm Mehmet Bey. Ve aleyküm selam kardeşim. Nasılsın? Çok şükür Allah. Nasıl işler? Vallahi işler. Başka ya. Ömür biter, iş bitmez. Buradaki işler o kadar mühim değil. Esas işler öbür tarafta. İşte Hasan Bey bu kadar apartman yaptı, bu kadar han yaptı, fabrikasını bıraktı, hepsini dün götürdük, bir çukura koyduk, üstünü örttük, bıraktık geldik. Dünden beri tüylerim diken diken, iştahım kesildi, öyle düşünüp duruyorum. Evet, doğru. Onun için ben bundan sonra artık buradaki işleri değil de oradaki işleri düşünüyorum. Burada nasıl olsa muhasebecimiz var. Hesabımızı ayarlıyor bize göre. Ona göre şey yapıyoruz. Vergimizi, halkımızı. Ama öbür taraftaki hesap ne olacak? O beni düşündürüyor. Doğru doğru. Hadi alasmadık. Adam buradan aldı bir şey. Bir yara. Ötekisine gidiyor. Nasılsın Ramazan Bey?
Allah'a şükür siz nasılsınız? Hamdolsun. Nasıl işler? Ne olacak be kardeşim dünya işleri? Hani dünya be? Peygamberimiz ne demiş? La rahat edin dünya. Dünyada rahatlık yoktur. Dünya bir üzüm yedirse 100 tokat vurur. Onun için ben artık dünya işlerini fazla pek mevzu etmiyorum. Ben artık ahireti düşünüyorum. Çünkü her gün binlerce insan hastanelerde ölüyor. Morglardan alıp götürüyorlar. Evlerde ölüyor. Harplerde ölüyor. Uçak düşüyor. 200 kişi birden gidiyor. Gemi batıyor. 1000 kişi birden gidiyor. 20. asır hızlandı. Teknoloji hızlı ölümler arttı. Onun için ben artık ahireti düşünüyorum. Nasıl olsa bu dünya zaten benim değil. Ben benim değilim ki bu bina benim olsun. Onun için ben artık ahireti düşünüyorum. Öyle mi? Öyle kardeşim. Biz o kadar çok aldanmışız biz bu kadar sene. Bu dünyaya bu kadar değer vermişiz. O bize bir tokat atıyor. Gönderiyor bizi bir çukurun içine. Doğru valla. Dördüncü kişiye de sorsa aynı cevabı aldı mı adam şaşıracak diyecek. Beni bir alebe mi geldim acaba? Öğlen namazı kaçta okunuyor acaba? Kolları sıvamaya başlar. Demek ki biz birbirimizi sapıttırmaya, birbirimizi şaşırttırmaya, birbirimizi gaflete atmaya yardım ediyoruz. Onun için bu durumdayız. Yoksa hep böyle olabilsek, buradaki manzara yarın iş yerimizde de, fabrikamızda da, cemiyet hayatımızda da buradaki konuşulanlar konuşulsa, hiç kimse birine kötülük yapamaz. İbadetinden geri kalmaz. Devamlı orasını düşünür ve gafletten kurtulur. Ama dediğimiz gibi uydum kalabalığa diyor. Halbuki kalabalık mühim değil. Şimdi burada diyelim kaç kişi var? Kaç kişi vardı burada? 300 kişi. Stadyumda kaç kişi var? 50 bin kişi. 50 bin kişi var ama bu 50 bin kişi ne yapıyor? Ona bakacağız. Ne yapıyor Allah aşkına? Netice ne yapıyorlar? Oturmuşlar şöyle bir yuvarlak toplar. O tarafa gidiyor 50 bin tane kapatıyor. Bu tarafa gidiyor 50 bin tane kapatıyor. Top bir yere gidiyor herkes kalkıyor bağırıyor. Peki nedir bu? Bu doğrudan doğruya şeytanın ve nefsin oyalaması. Ve insanların da uydum kalabalığa deyip o akıntıya kapılıp gitmesidir. Yoksa başka türlü bunun izahını hiç kimse yapamaz. Mesela bu. Onun için bir kişinin imanının kurtulması hakikaten güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır. Çok hadisler var. Bir kişinin imanının kurtulması sahralar dolusu kırmızı koyun tasadduk etmekten daha hayırlıdır diyor. Onun için burada iman kurtarılıyor. İman kurtarma yeri burası. Nasıl arabada yazıyor, can kurtaran diyor. Halbuki giderken adam yolda ölüyor. Kurtaramıyor. Ama buraya gelenin Allah'ın izniyle imanı kurtulacak. Neden? Çünkü burada bir hakikat var. Her şey burada iki kere iki dört gibi açık anlatılıyor sevgili kardeşlerim. Bu nurların ilk yazıldığı devrelerden biraz okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin alihi ve ashabihi ecmain. İşte Bediüzzaman Said-i Nursi'nin Risale-i Nur'la, yani şu kitaplar Risale-i Nur. Devamı tekrar ediyoruz çünkü Risale-i Nur. Çünkü bazen yeni bir kardeşimiz geliyor, geriye beni gelmiş. Risale-i Nur acaba diyor ne demek? Birisi bir gün dedi,
gelmiş gitmiş bir iki derse diyor Risale-i Nur Efendi ne zaman gelecek diyor. Görmedim Risale-i Nur Efendi'yi. Hani bir adam zannediyor yani. Onun için böyle devamlı yeni kardeşlerimiz geldiği için tekrar ediyoruz. Risale-i Nur bu Kur'an tefsirlerinin ismi. Hepsine birden Risale-i Nur külliyatı deniyor. Kur'an'ın hakikatlerini bu asrın insanların ihtiyacına ve bu asrın insanların anlayabileceği bir metot ve formülde yazılmış bir Kur'an tefsiridir. Müellifi de, yazarı da Bediüzzaman Said Nursi'dir. Evet. İşte Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'la Anadolu'daki hizmet-i imaniye ve Kur'aniyesine can siperane çalışan bir fedai İslam olarak başladığı seneler ki zemin yüzünün, yeryüzünün görmediği pek dehşetli bir dinsizlik devrinin başlangıcı ve teessüs zamanı idi. Yeryüzünde öyle bir dinsizlik görülmemiş. Bunun için Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'la hizmetine nazar edildiği vakit, yani şu kitapların yazılması, bu hizmetin başlangıcı, bu hizmetin gelişmesine nazar edildiği vakit, evet. Zira tarihte emsali görülmemiş, bu kadar ağır şerait tahtında yapılan zerre kadar hizmet, dağ gibi bir kıymet kazanabilir. Ufacık bir hizmet, büyük bir değeri ve neticeyi haiz olabilir. İşte Risale-i Nur böyle dehşetli ve ehemmiyetli bir zamanın mahsulü ve neticesidir. Risale-i Nur'un müellifi 25 senelik din yıkıcılığının hükmettiği dehşetli bir devrin, cihad-ı diniye meydanının en büyük kahramanı ve ta kıyamete kadar ümmeti Muhammediye'yi aleyhissalatu vesselam darusselama davet eden ve beşeriyete yol gösteren rehberi Ekmelidir. Öyle bir rehberdir. Ve hem Risale-i Nur Kur'an'ın elmas bir kılıncıdır. Kur'an'ın elmas bir kılıncıdır. Zaman ve zemin ve fiiliyat bunu katiyetle ispat etmiş ve gözlere göstermiştir. Böyle işte nereye gidersek cemaati böyle görüyoruz. İşte gözlere gösteriliyor. Bu insanlar buraya rastgele gelmiyorlar herhalde değil mi? Bir insan Sultanahmet Camisi'ne rastgele girebilir. Geçerken ezan okuyordum, girdim. Ulu Cami'ye rastgele girebilir. Ezan okuyordu, vakit geldi, girdi. Fakat buraya gelen rastgele gelmiyor. Bilerek, nereye gittiğini düşünerek, şuurlu bir şekilde geliyor. Onun için çok mühim. Üç tane bir yan yana olsa kaç olur? 111 olur. Ayrı ayrı olsa 1-2-3 olur yani. Çok iyi. Onun için bizim birliğimizden dehşet alıyor dinsizler. Dehşet alıyorlar. Bizim birliğimizden dehşet alıyorlar. Halbuki birlikte kuvvet var. Halbuki devletimiz diyor birlik olalım. Bölücülük yapmayalım diyor. Efendim birbirimizi sevelim diyor. Birbirimize yardımcı olalım diyor. Devletimiz öyle diyor. Biz de işte birbirimizi seviyoruz. Yardımcı oluyoruz. Kahveye gitmesin, meyhaneye gitmesin, kumarhaneye gitmesin, buraya gelsin, hem sevap kazansın, hem günahtan kurtulsun, hem bir şeyler öğrensin diye yardımcı oluyoruz. Ve birlik oluyoruz. Kapımız da açık. Kapı açık. Herkese açık. Yani şu gelsin, bu gelmesin. Kimseden iyi hal kağıdı istemiyoruz. Kimlik istemiyoruz. Kim gelirse gelsin. Mali umumi bu. Umumun malı. Bütün Müslümanların
ve bütün insanların malı bu. Ama herkesi davet ediyor. Açık. Ama hazmedemeyenler, siz diyorlar bölücülük yapıyorsunuz. Ama biz bölücülük yapmıyoruz, biz birleştiricilik yapıyoruz. Birleştiricilik yapıyoruz. Ama şöyle de olabilir. Mesela dört tane memur var, üçü rüşvet diyor, bir tanesi yemiyor, haram diye. İşte o bölücü. Onlara göre o rüşvet demeyen adam bölücü. Bu manada bölücü diyorlarsa bize doğru. Bu manada diyorlarsa doğru. Ama başka türlü bir bölücülük yapmıyoruz biz. Herkese kalbimizi açtık. Kapımızı açtık. Dedik ya, sarhoşlar bile gelebilir. Nitekim geliyorlar. Emin olun bir gün böyle altıncı sözü okuyorum. Seneler önce bizim evde ders oluyor. Birisi böyle bakıyor, ağlıyor böyle. Şakır şakır yaşları geliyor. Ben de ona bakarak coşuyorum böyle. Bakıyorum böyle. O ağlıyor, ben okuyorum. Neyse ders bitti falan. Seneler sonra bana dedi, abi dedi. İlk dedi sizin eve o gece derse gelmiştim dedi. O gece ben sarhoştum dedi. Sarhoş adam ağlıyormuş meğerse. Ama şimdi tabii mübarek birisi. Ya sarhoş deyip geçme ya. Ne sarhoşlar var. Eğer onları biz yakalayabilsek çok kaliteli adam olurlar. Çok kaliteli adam olurlar. Bizim bir kardeşimiz var böyle. Şener kardeşimiz var. Profesör bir şey anlattı da. Büyük bir zat, bir veli başka bir veliye mektup yazıyor. Diyor ki, hakikat şarabından bir fırt çektim, kendimden geçtim. Öteki de ona mektubunda cevap yazıyor. Ben diyor, midem o kadar aç, o kadar geniş gidiyor, bir fırt değil, bin fırt çeksem kendimden geçemeyeceğim. Demek o genişmiş onun alemi. Ben de bir çağrışma yaptı bu kafamda. Şimdi bazı insanlar var ki iki şişe rakı içer, hiç bağırmaz. Bağırmaz böyle, kendini bozmaz böyle. Edebini de bozmaz. Bazısı bir kadeh içer, haliyi ayağa kaldırır. Ha, şimdi biz o iki şişe içip de hiç gürültü yapmayan, terbiyesizlik yapmayan adamı yakalayabilsek iyi bir murcu olur bu. Neden? Çünkü içki insanın karakterini belli ediyor. Ne mal olduğunu meydana çıkarıyor. Bunu böyle bir derste ben anlattım bir gece. Birisi kalktı hemen koştu. O da yeni gelmiş o gece derse. Sarrafmış. İçkiyi bırakmış. Getirmişler derse. Hocam dedi. Bir şey soracağım dedi. Buyur dedim kardeşim. Ben dedi iki şişe içiyordum. Emin ol hiç sallanmıyordum bile. Ben dedi nurcu olabilir miyim? Çok iyi bir nurcu olursun. Adam boynumuza sarıldı. Söyleyene bakma, söylettirene bak. Yani şimdi şu sokakta kesenler, meyhaneye gidenler, zannetmeyin onların içerisinde öyle kaliteli insanlar var ki, fakat kurtarılmaya muhtaç. Ama bir el uzanmamış. Uzanmamış. Öyle gelmiş, öyle görmüş, o yolu göstermişler, gidiyor. Cenab-ı Allah kurtarsın inşallah. Dua edeceğiz abi kardeşim. Tabi ayılan adam, ayık adam sarhoşa yardımcı olacak tabi. Tabi ya. Tabi yardımcı olacağız. Biz madem ki ayıldık. İşte öyle elim ve feci ve dehşetli bir devri iddias eden dinsizlerin icraatı olan pek ağır şartlar dahilinde Bediüzzaman'ın inayeti hakla, Allah'ın yardımıyla tehlife muvaffak olduğu Risale-i Nur eserleri dinsizliğin istilasına karşı yıkılması gayri kabil olan muazzam ve muhteşem bir set teşkil etmiştir dinsizliğe karşı. Risale-i Nur, maddiyunluk, tabiyunluk gibi dine muarız felsefenin muhal, batıl ve mümteni olduğunu cerh edilmez
akli burhanlarla, mantıki delillerle ispat ederek en dinsiz filozofları dahi ilzam etmiştir. Yani her şeyin Allah'ın yarattığını, her şey onun tahtı tasarrufunda olduğunu, onun yedi kudretinde olduğunu, onun hikmetiyle her şeyin yaratıldığını ispat ediyor Risale-i Nur. Akli burhanlarla, delillerle. Evet, dine muarız felsefenin muhal, batıl ve mümteni olduğunu cerh edilmez burhanlarla, akli, mantıki delillerle ispat ederek en dinsiz filozofları dahi ilzam etmiştir. Küfrü mutlakı mağlubiyete düçar etmiş, dinsizliğin istilasını durdurmuştur. Yoksa memleketimizi dinsizler istila edecekti. Ama edemediler Allah'ın izniyle. Her tarafta ezanlar okunuyor, Kur'anlar okunuyor, dersler yapılıyor. Bütün bu milletin muhakkaklardan haberi var. Zannetmeyin. Ha, herkes duymuş bunu. Geçenlerde rastgele bir süpermarkete girdim. Bir gençten baktı. Buyur abla amca dedi. Nasılsın evladım? Sağ amcacığım. Nasıl işler? Dedim maşallah içki satmıyorsun. Satmıyoruz abi. Çok güzel. Aferin helal. Zaten bir sürü helal şeyler satıyorsun. İnsanlığa faydan faydan oluyorsun. Sonradan böyle dedim Risale-i Nur duydun mu? Dedim Nurcuları duydun mu? Duydum abi de biliyorum da benim bana kitap verdiler dedi. Okudum hatta. Nerede dedim? Kaldırdı orada yukarı bir yere sokmuş öyle şeyin üstüne çıkardı. Küçük sözler. Dedim ya o kadar uzak yer sokmayacaksın. Burada masanın üstüne tutacaksın. Boş kaldı. Çok okursun dedim. Böyle yapayım abi dedi. Ben onu bir defa okudum. Bir defa okumak var olmaz ki. Bunu defalarca okuyacaksın. Ekmek gibidir. Sen bugün ekmek yedin. Yarın yemeyeceksin. Yarın yemeyeceksin. Bu ekmek gibidir. Hava gibidir. Su gibidir. Çünkü imanı takviye ediyor. İslamiyetin başka meseleleri vardır. Her gün okunmak gerekmez. Abdestin farzı kaç? Dört. Dört tane farzı var. Öğrendim. Yarın akşam arkadaşlar abdestin farzı dörttür. Ertesi gün gene abdestin farzı dörttür. İyi be kardeşim öğrendik. Abdestin farzı dörttür. Öğrendik tamam. Ama bu imanla ilgili olduğu için insanın imanını rencide eden, insanın imanını efendim tahrip etmeye çalışan bir sürü hadiseler var. Çık sokağa çıkar çıkmaz hemen böyle gözlerimiz değil mi? Haramla karşılaşıyor. Haram, haram görüyor. İman oradan bir yara alıyor. Yani kaçabilirse estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Yahu kardeşim oradan geliyor böyle dönüyor. Buradan geliyor böyle dönüyor. Oradan geliyor böyle kaçıyor. Yani hasılı kelam çok mühim yani bu meseleler. İşte Nur talebelerinden bir tanesi Van'da böyle mahkemeye vermişler de çok böyle saf bir tane böyle safi bir mübarek kadın hakimmiş. Adam böyle yan duruyor. Hakime bakmıyor. Hakim soruyor. Adın ne? İşte adım diyor. Hasan Hüseyin Yılmaz. Dönsene bu tarafa. Hakim hanım siz söyleyin ben cevap veririm. Bizim dinimizde namahreme bakmak haramdır. Onun için bakamıyor. Ne Müslüman bu? Ayağı öpülecek Müslüman. Bunu hakim beraat ettiriyor. Bu diyor çok saf bir Müslüman. Orada bir iki tane daha bizim gibi kurmazlar da varmış tabii. Yani ağzı laf yapan. Onlar tabii. Onlara demiş siz aynı değilsiniz demiş. Sizi demiş beraat ettiremeyeceğim. Sizi biraz içeri atacağım. Yani şimdi bak onun safiyeti, onun mübarekiyeti, onun bile kalbini ne yapıyor? Bir anda şey yapıyor. Onun için çok mühim. Çok mühim. Bizim öyle kardeşlerimiz var ki geçenlerde Bursa'da birisi telefon ediyor. Diyor ki oğlunu getirmiş dershaneye, oğlunu dershaneye getirmiş, telefon ediyor dershaneye. Ben diyor PTT'nin önündeyim, çocukla beraber dershaneyi bulamıyoruz. Oradan bir kardeş gelsin bizi alsın diyor. O bizi tanır aşağı yukarı diyor, ben de tanırım onun yüzünün nurundan falan. Şimdi oradan bizim bir mübarek kardeşimiz geliyor. Tabii orası da böyle çok berbat bir yer yani. Gidiyor, bakıyor böyle, göremiyor kimseyi, hemen kaçıyor.
günah girmeyeyim diye kaçıyor. Çok şeyler geçiyor oradan yani acayipler. Koşuyor, geliyor dershaneye. Ama oradaki adam bunu seziyor. Budur diyor galiba. Koşturuyor arkasından. Yani diyor, yakalayayım bari diyor. O sokaktan, bu sokaktan giriyor tabii, kaybediyor izini. Bu geliyor dershaneye. Abi de yoktular orada diyor. Olur mu ya diyor, adam şimdi diyor gene şey yaptı, telefon etti diyor. Aman gitme diyor, Davut abi gitme diyor. Gitme, çok berbat orası diyor. Sanki gitme, yakalayacaklar seni. Bu çocuk 20 yaşında bakın. Nasıl bir ruh veriyor bu. Nasıl bir karakter, nasıl bir kabiliyet, nasıl bir Allah korkusunu kalbine haşlıyor. Sakın gitme diyor abi, çok berbat orası diyor. Ya kardeşler. Böyle. Şimdi tabi zamanımız az olduğu için ben böyle parça parça bir iki yerden okuyacağım. Allah nasip ederse. İkinci meselenin hülasası. Bu 1942 senesinde Denizli'de yazılmış bir Huneyn Risalesi'nin bir meselesi. Risale-i Nur'dan Denizli'de hangi yerdesiniz? Hapishanede. Risale-i Nur'dan gençlik rehberinin güzelce izah ettiği gibi ölüm, ölüm o kadar kat'i ve zahirdir ki, o kadar kat'i ve açıktır ki, neden? Her gün cenazeleri görüyoruz. Üstadımız diyor ki her gün 30 bin şahit cenazeleriyle el mertu hakkun hükmünü imza ediyorlar. Ölümü öldürebilir misiniz? Kabir kapısını kapayabilir misiniz? Bunları tekzip edebilir misin? Yalan söylüyorsun, ölmedin diye yalanlayabilir misiniz diyor. Ya öyle ahmaklardan biri demiş ki Avrupa top tüfek dedi, ileri gitti. Biz Allah Allah diye diye geri kaldık demiş. Üstadımız da diyor ki cevabül ahmak es-sükut. Ahmaka verilecek cevap sükuttur. Fakat diyor bazı ahmaklar vardır ki arkasında, etrafında akıllılar vardır. Onları kurtarmak için derim ki diyor. Her gün diyor 30 bin şahit. O gün nüfus oranına göre 30 binmiş. Şimdi bilmem kaç bin kişi. Her gün 30 bin şahit cenazeleriyle el meftu hakkun hükmünü imza ediyorlar. Ölümü öldürebilir misiniz? Kabir kapısını kapayabilir misiniz? Madem kapayamazsınız, ölüm Allah Allah dedirtir. Adam sıkışınca ne diyor? Allah Allah, top tüfek, teknoloji, dolar, para demiyor. Amerika demiyor. Allah Allah yandım. Ölüm diyor Allah Allah dedirtir. Sekeratta diyor Allah Allah yerine. Hangi dokunuz, hangi tüfeğiniz, hangi teknolojisiz sizi kurtarabilir? Kabrin karanlığından halas edebilir. Berzah hududundan geçirebilir. Onun için bakın bak ne diyor. Ölüm o kadar kat'i ve zahirdir ki bugünün gecesi ve bu güzün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. Bu hapishane, hapishane yazıldığı için, bu hapishane nasıl ki mütemadiyen çıkanlar ve girenler için muvakkat bir misafirhanedir. Bir kısmı çıkıyor, bir kısmı da giriyor. Öyle de bu zemin yüzü dahi acele hareket eden kafirlerin yollarında bir gecelik konmak ve göçmek için bir handır. Durulmuyor, her gün artıyor. Hatta teknoloji ölümü ne yapıyor? Hızlandırıyor. Eskiden atlar gidiyordu adam. İki at,
birbirine çarpıldı. Adam ölecek değil herhalde. Şimdi 50 kişi oradan geliyor bir otobüs, 50 kişi de buradan geliyor. Bir tokuşuyorlar, 20'si gidiyor. Demek ki teknoloji ölümü hızlandırdı. Ya, ya. Bir zaman hızlı eğitim diye bir şey çıkarmışlardı. Hızlı eğitim. İşte buradan da hızlı göç var ya. Çok mühim kardeşler ya. Çok mühim. Bunu düşündük mü zaten? Artık böyle gündüz de bunu düşünürüz. Bunu düşünmek yaşamamıza bir elem katmıyor. Yaşamamıza bir değer kazandırıyor. Yani birisi sana bir acı bir şey söylese, canı sağ olsun be kardeş. Onu şöyle bir okşasan, adam diyor ki özür dilerim kardeşim, bir kusura bakma diyor, bakın. Ama ona mukabele etsen, ne oluyor? Düşmanlık diyor, tezahür eder, çoğalır. Onun için üstadımız diyor ki, biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur. Bize tecavüz dahi edilse, nur gösteririz. Vaziyetimiz nurani müdafadır diyor. Nurani müdafadır. İnsan o zaman böyle sabırlı oluyor. Hadiselere karşı mukavemetli oluyor. Dayanıklı oluyor. Evet. Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor, elbette bu ecel celladının elinden ve kabir hapsi münferidinden kurtulmak çaresi varsa, insanın en büyük ve her şeyin fevkinde bir endişesi, bir meselesidir. Var mı bunun çaresi? Evet, çaresi var. Ve Risale-i Nur, Kur'an'ın sırrıyla o çareyi 2 kere 2 4 eder derecesinde kat'i ispat etmiş. 2 kere 2 4 eder derecesinde kat'i ispat etmiş. Kısacık bir hülasası şudur ki, ölüm ya idam-ı ebedidir, hem o insanı ve bütün ahbabını ve akaribini, akrabalarını asacak bir dar ağacıdır. Ya ölümü böyle görecek gafiller. Veyahut başka bir baki aleme gitmek ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Ehli dalalet ölümü öyle görüyor. Ehli dalalet ölümü bir yokluk olarak görüyor. Onun için ondan gelen acı, ondan gelen elemi hissetmemek için içki, gürültüler, patırtılar, efendim bağırmalar, çağırmalar hep o vicdandan gelen sesi susturmak için. Vicdan bir şey yapıyor, müdahale ediyor. O sesi susturmak için. Nasıl adama mesela paradan bahsediyor falan filan, biraz ölümden bahsetsen, ya tamam bahsetme ya, hadi eyvallah, bahsetme, bulamadık başka. Neden? İşine gel. Ölüm denince başlıyor korkmaya. Neden? Hazırlığı yok. Adam arabayı çalmış. Çalıntı arabayla ne kadar rahat gezebilir bu adam? İşine. En lüks Mercedes olsa dahi çalıntı araba olduğu için her an yakalanmak korkusu yani daha iyi. Her an yakalanma korkusu var onda. İşte bunun gibi. Ama mümin arabasının ruhsatı var, vizesi var. Polisi de rastlasa selamun aleyküm memur bey. O da aleyküm selam kardeşim diyor. Hayırlı işler, hayırlı yolculuklar. Size de diyor hayırlı işler. Evraklarınız tamam mı? Tamam memur bey diyor. Gösterin. Tamam tamam gösterin diyor. İtimat ediyor adam. Gösterin diyor. O kadar. Hadi hayırlı yolculuklar. Size de hayırlı vazifeler diyor. Bir kardeşimiz böyle bir gece giderken trafikler durdurmuşlar. Demişler sana ceza yazacağız. O kardeş de öyle bir mübarek ki yani her şeyi taşa bile sarılıyor. Allah'ın yarattığı taş diyor. Ne mübarek taş. Taş. Taş da işe yarıyor değil mi? Mesela taş değil geçme. Yerinde altından değerlidir taş. Adamın arabası kayıyor. Geri geri gidiyor. Uçurumdan gidecek. Kardeşim bir taş koyma arabanın altına gidiyoruz diyor. El frenini tutmuyor. Ayak frenini bıraksam diyor. İnemiyorum diyor. Ne olur bir taş koy.
Oradan biri diyor, abi bir tane dolar var, dolar koyayım. Dolar olmaz kardeşim, ne olur taş koyuyor. Taş getiriyor, koyuyor. Hay Allah razı olsun. Gördün ben, o taş bizim kardeşimiz. Cenab-ı Hak bütün kainatı bize musahhar kılmış. O taş da bak bize musahhar. İsmet ediyor. Ah sene külle şeyin halaka oluyor. Ben her şeyi güzel yaratmışım. Hepsi yerinde, makamında en güzel. İşte o kardeşimiz taşa öyle sarılıyor böyle. Çok mübarek, muhabbet coşuyor. Gidiyor İstanbul'a gelirken polisler durduruyor. Diyorlar sen işte ceza yazacağız falan. Canınız sağ olsun memur bey diyor yazın. Siz bizim kardeşimizsiniz. Hem vatandaşımızsınız, hem din kardeşimizsiniz. Hem hizmet yapıyorsunuz bu saatte. Burada duruyorsunuz bu soğukta. Bizim sağlığımız için. Yazın diyor tabii. Polis bak ne kadar yazın diyor. Valla ne kadar arzu edersen yaz. Ne kadar istersen yaz kardeşim. O da diyor git be kardeşim. Sana ceza yazma. İyilik, iyilik getirir diyor. Fenalık, fenalık getirir. Tabii ya. İşte iman böyle yapıyor. Aynı kardeşimiz bir gün dersten çıkmış. Saat 12'den sonra. Zaten saat 12'den sonra sokakta ya sonra sahurlar vardır ya nurcular vardır. Onlar meyhaneden çıkarlar, işte dershanede çıkarlar. Öyle de yani. Orta yollu adamlar evindedir onlar. Şimdi bu kardeş evine giderken bakıyor iki tane genç birbirine dayanmışlar, gidemiyorlar. Kafayı bulamamışlar, kafayı bırakmışlar, evi de bulamayacaklar. Üzüldüm abi diyor ya bak biz nasıl böyle güzel bir yerde hayatımızı geçirmek Cenab-ı Hak nasip etti. Onlara baktım bir içim çızladı diyor. Yanaşmış onlara kardeşler nereye gidiyorsunuz? Abi demişler işte Burcu'ya gidiyorsun. Demiş ben sizi götüreyim. Binin arabaya, taksiye. Bindiler mi? Sağ ol abi falan. Şimdi araya binince demiş bir de kusura bakma abi demiş alkollüyüz biz falan. Olabilir mi kardeş demiş. Siz alkolü sevdiğinizden içmiyorsunuz demiş. Canınız sıkılıyor. Canınızın sıkıntısını gidermek için içiyorsunuz demiş. Ama canın sıkıntısını giderecek başka şeyler de var. Onları bilseydiniz bu içkiyi içmezdiniz demiş. Mesela bizim de canımız sıkılıyor ama her akşam demiş toplanıyoruz. Kur'an dersi yapıyoruz demiş. Şimdi orada seçsari yürü anlamaz o. Kur'an an herkes anlar. Kur'an dersi yapıyoruz demiş. Din iman dersi yapıyoruz. Rahatlıyoruz demiş. Sıkıntılarımız gidiyor. İçki içmeye ihtiyacımız kalmıyor demiş. Kafayı orada demiş buluyoruz. Düşünüyoruz kafamız yerine geliyor. Deyince abi demiş hocamsın. Yok demiş hoca değilim ama hacıyım demiş. Hacı abi demiş dur ne olur ne olursun dur biz inelim demiş. Ayıp olur demiş. Bir hacının arabasına sarhoşumuz demiş. Ya bizim sarhoşumuz da bile bir hasaret var ya. Dur demiş. İnelim demiş. Ayıp olur abi. Çarpılırız demiş. Ben demiş sizi götüreyim istediğiniz yere. Yapma abi ya o götüreceğim demiş. Götürdüm diyor. Kapılarının önüne indiler. İkisi de ağlıyorlar. Sarıldılar bana. Bu sefer ben kurtulamıyorum. Hacı abi bizi affet. Hacı abi kusurumuza bakma. Hacı abi biz böyle değildik. Hacı abi biz şöyle. Tamam demiş kardeşim. Allah sizi affetsin. Hacı abi evimiz burası bekleriz. Çocuk çocuğu getir. Misafir ederiz abi. Böyle de. Şimdi bunlar sabahleyin uyanınca Allah Allah diyecek adam hacı adam bizi evimize kadar getirdi. Demek hacılar iyi insanlar ya. Hacılar demek ki merhametli insanlar. Müslümanlık demek iyi bir şeydir. Ya ne olacağız? Bize bu, bunu veriyor bu Risale-i Nur. Ya. Üstadımız çocuklara selam veriyor. Gafil büyüklerden ziyade diyor, çocuklarla meşgul olurdu diyor. Biz bazen İzmir'de ben topluyorum çocuklar, arabaya bindiriyorum, Cuma'ya götürüyorum. Bağırıyorlar onlar. En büyük Allah başka yok. En büyük Allah başka yok. Yani bu polisler bağırıyor biz onda bir. Şimdi çocuk kadın geçiyoruz kahvelerde millet var maşallah bana. Cuma'ya gidiyoruz. Mahallenin çocuklarımız. Ama bunlar ufak da değil. Şimdi camide bunlar yaramazlık yaparlar. Bunları ben dağıtıyorum ben. Sen oraya sen orayı. Büyüklerin arasına taksim ediyoruz ki. İhtilal çıkarmasınlar. Birbirini güldürmesinler. Ama bizim cemaatimiz, bizim halkımızın klasik bir anlayışı var. Hemen oradan yaşlı bir amca çocuğa diyor, geriye.
Geriye. O geriye, şimdi hepsi geride bir saf. Şimdi bilmedin mi ne kadar sorun? Diyeceksin ya o çocuk sen, masum onun yanında, her Cenab-ı Hak onun hürmetine seni de affeder. Yani o küçük diye niye onu küçük görüyorsun? O senden çok büyük. Hiç olmazsa günah işlememiş. Masum bir kişinin yanındasın. Cenab-ı Hak onun hürmetine seni belki affeder, beni de affeder. Düşünemiyor bunu bizim insanımız. Çocuğu kaktırıyor geriye. Tabii çocuk namazda duruyor, çocuk da hihihimihi, bak hürmeye. Tabii şimdi de bir namazda müdahale edemiyorlar ya. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm. Ulan ben etmez. Şimdi bu hacı amcanın o hareketini o çocuğun kalbinde kalıyor. Kovdu beni camiden diyor. Şimdi o çocuk korkar bir daha camiye gitmekten. Ya. Bu bakımda yani Risale-i Nur bize nezaket dersi öğretiyor. İslamiyet'in hakikati öğretiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam torununu namazda obusuna alırmış, onunla beraber namaz kılarmış. Secdeye gitti, iniyor, secdeden sonra geri alıyor, geri bu. Sünnet namazlarda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam torunlarını böyle alıyor. Bak şimdi İslamiyet'in hakikatine bak, bizim hacı amcalarımızın durumuna bak. Adapazarı'nda bir kardeşimiz var, çikolata dağıtıyor devamlı çocuklara. Niye diyorsun, niye bunu böyle yapıyor? Yaşlıların şerrinden koruyorum bunları diyor. Çünkü yaşlılar bunları kovalıyor diyor. Lan veletler ne geldiniz buraya? Çocuklar camiye küsmesinler diye onlara devamlı çikolata veriyorum ki çocuklar camiye karşı bir alerjileri olmasın. Sen çocuklara diyor bana dua edin. Ben hastayım. Sizler masumsunuz. Dualarınız makbuldür. Bana dua edin diye çocuklardan dua istiyor. Koskoca Bediüzzaman. Öyle. Şefkat bambaşka bir şey. Tabii şefkat imanla olur ya. İmanla olur. Evet. Ölüm ya idam-ı ebedidir. Hem o insanı hem bütün ahbabını ve akaribini asacak bir dar ağacıdır. Veyahut başka bir baki aleme gitmiş ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Bu kadar. Açık bir şey. Değil mi? Şimdi beş kardeşiz burada. Bir beş kardeş var. Annenin karnında beş tane çocuk var. Beşi doğuruyor bazen anneler. Beş kardeş orada toplanmışlar. Bir tanesi geliyor dışarıya çıkmayacak zamanı geliyor. Melek ona bir tokandırıyor dışarı alıyor. Şimdi içeridekiler eyvah abimiz gitti ya, ya başını sağ olsun öldü ya, beş kardeşi dörde düştük. Nereye gitti? Aa gitti, kardeşimizi kaybettik falan. Şimdi o kardeş dışarı çıkıyor, dünyaya Allah bir bakıyor. Güneş, ay, yıldızlar, sema, denizler, bahçeler. Vay be diyor, piraderler de keske gelsin buraya. O karanlık yerden çıksalar, kurtulsalar diye. O da bekli ne zaman gelecekti. Ondan sonra ötekisi çıkıyor, bir bakıyor, selamünaleyküm, sen burada mısın ya? Ya biz ağladık, çok üzüldük, sen gittin diye dört kardeş oturup ne kadar gözyaşı döktük, biliyor musun? Ya ben de demiş sizin orada, nasıl duruyorsunuz o karanlık yerde? Onun üzüntüsünü çekiyordum demiş. Ah öbür biraderler de gelse falan, öteki de geliyor, ya burada mısınız, buradayız ya? Bu sefer beş kardeş burada oluyorlar. Var değil mi? Beş kardeş çok var. Bu sefer buradan gitmek istemiyor adam. Allah peşinden versin diyor ya. Ya tamam ahiret var mı? Cennet var mı? Var ama neyse canım diye biraz daha var. Halbuki üstadımız diyor ki dünya bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Zindan-ı dünyadan bostan-ı çınağına gitmek bin can ile arzu edilir bir meseledir. Peki niye arzu etmiyoruz biz? Demek ki tam değiliz. Sakatlıklarımız var. Günahlarımız var. Ondan korkuyoruz. Farkında değiliz. Korku oradan kaynaklanıyor ya. Evet. Kabir ise ya karanlıklı bir haps-ı münferit
ve gitsiz bir kuyudur veyahut bu zindan-ı dünyadan baki ve nurani bir ziyafetgah ve baistana açılan bir kapıdır. Ziyafetgah varmış orada. Ya nasıl bir ziyafetgah falan? E kardeşim, nasıl bir ziyafetgah olmasını istiyorsun? Burada yok mu öyle bir ziyafetgah? Yok mu? Koskoca bir sofra kurmuş Cenab-ı Hak. Bana bir şey dedi bir gün. Allah dedi bana dedi, bir sofra göndersin. Varsa dedi, inanayım. Bir sofra göndersin bana dedi. Nasıl bir sofra olsun dedim. Gel dedi, tavuklu, pilavlu falan. Dedim, bak kardeşim. Biz dedim bir köy muhtarına misafir olsak, bize iki yumurta, dört tane zeytin koyabilir, birkaç tane turşu koyabilir, bize çıkarır. Ama biz padişaha misafir olsak, ona yakışır bir sofra kurar dedim. Cenab-ı Hak dedi, ufak sofralar göndermez dedi, tavuklu, pilavlu falan. Onun sofrası o kadar büyük ki dedim, göz görebildiği kadar. Hani nerede demişim, hani nerede? Gel dedim sana ben bir bilet alacağım Erzurum'a, kafanı hiç çıkartmayacaksın camdan. Bakacağım ne kadar sofralar var. Nerede diyor. Mesela de buradan başladın. Turgut buradan mesela başlıyorsun. Üzüm sofraları da. Üzüm sofraları serilmiş. Biraz daha gidiyorsun şeftali sofraları. Biraz daha gidiyorsun efendim kayısı sofraları. Bir bakıyorsun efendim ekin tarlası. Yanında koyunlar otluyor. Lahmacun sofrası. Biraz daha gidiyorsun efendim. Pirinç tarlaları yanında inekler otluyor. Etli pilav sofraları, biraz daha gidin pamuk tarlaları, yatak sofraları, yorgan sofraları. Bakıyor adam böyle, sana sofra istiyorsun yok mu? Tam sofranın içindeyiz kardeşim, sofradayız sofrada. Ama görmüyor adam. Başka şey göstermişler ona. O tarafa hiç baktırmamış, her gün yok. Alt gözlüğüyle böyle. Ya şöyle bakayım, bak bak. Ya, bak. Baktırmıyor ya. Şu kitaplar 1500 tane beraat kararı almış. Bu kitap baktırıyor işte. Bu kitap her tarafa baktırıyor. Yere baktırıyor, göğe baktırıyor, yıldıza baktırıyor, çiçeğe baktırıyor. Bu kitaplar baktırıyor diye üstadımızı içeri atmışlar. Başka bir şey yok. Üstad parti kurmamış, siyasetçi olmamış, muhtar olmak istememiş, müdür olmak istememiş. Verilen bütün imkanları, verilen bütün makamları reddetmiş. Ben Rabbimi istiyorum. Ben ahireti istiyorum. Ben Kur'an'ın hizmetkarıyım demiş. Ama yine de içeri atmışlar. Demek ki böyle bir cemaatın geleceğini anlamış onlar. Bu kitaplar yayılırsa, millet bunu okursa, bu millet düşünmeye başlayacak, hakiki yolunu bulacak, sırat-ı müstakimde gidecek. O da bizim işimize gelmeyecek diye din düşmanları ona yapmadıkları zulmü, cefayı bırakmamışlar. Mesele bu işte. Başka bir mesele yok. Seyyid Saadettin Paşa, Seyyid abi senin yazdığın bir eseri diyor. Kökü dışarıda, kendisi burada olandır bir dinsizlik komitesi okumuşlar ve demişler ki bu eser sahibi hayatta kaldıkça biz mesleğimizi yani zındırı dinsizliği bu millete kabul ettiremeyiz. Ne yapıp yapıp bu adamın vücudunu ortadan kaldırmalıyız diye karar almışlar. Kendine ama dikkat et diyor. Evet. E Cenab-ı Hak tabii müsaade etmiyor. 17-18 defa zehirliyorlar. Her zehir 5-10 kişiyi öldürebilecek kabiliyette ama öldürmeyen Allah öldürmüyor. Madem hakikati hal budur, biz mahpuslar, mahpishanede yazıldığı için bu hapis musibetinden intikamımızı tam almak için o mübarek ikinci heyetin, yani bu heyet, birinci heyet onlar, içki, kumar, dans, ondan illete onu empoze etmek istemişler. Bu ikinci heyet de iman, Kur'an, din, hakikat. Biz mahpuslar bu hapis musibetinden tam intikamımızı almak için o mübarek ikinci heyetin hediyelerini kabul etmeliyiz. Yani nasıl ki bir dakika intikam lezzeti ve birkaç dakika veya bir iki saat sefaat lezzetleriyle bu musibet bizi 15
ve 5 ve 10 ve 2-3 sene hapse soktu. Bizi diyor bak üstad, sizi demiyor da bizi diyor yani. Üstad sanki onlara şey alınmasınlar diye bizi diyor. Halbuki üstad dönem diyor aşağı değil de yani sizi buraya soktu demiyor. Bizi diyor bu şeyler bu işler. Dünyamızı bize zindan eyledi. Biz dahi bu musibetin rağmına ve inadına bir iki saat müddeti hapsi, bir iki gün ibadete ve 2-3 sene cezamızı mübarek kafilenin hediyeleriyle, şu kafilenin, din iman kafilesinin hediyeleriyle, ya, madem hakikat hal budur, biz mahpuslar bu hapis musibetinden intikamımızı tam almak için o mübarek ikinci heyetin hediyelerini kabul etmeliyiz. Yani nasıl ki bir dakika intikam lezzeti ve birkaç dakika veya bir iki saat sefaat lezzetleriyle bu musibet bizi 15 ve 5 ve 10 ve 2-3 sene bu hapse soktu. Dünyamızı bize zindan eyledi. Biz dahi bu musibetin rağmına ve inadına bir iki saat müddeti hapsi, bir iki gün ibadete ve 2-3 sene cezamızı mübarek kafilenin hediyeleriyle 20-30 sene baki bir ömre ve 10-20 sene hapiste cezamızı milyonlar sene cehennem hapsinden affımıza vesile edip fani dünyamızın ağlamasına mukabil baki hayatımızı güldürerek bu musibetten tam intikamımızı almalıyız. Hangi intikamı? Yani yaptığı kötülüğün, günahın intikamını ibadet etmek lazım. Hapishaneyi terbiyehane gösterin. Bak işte hapishaneyi bile ıslah ediyor. Vatanımıza ve milletimize birer terbiyeli, emniyetli, menfaatli adam olmaya çalışmalıyız. Hiç bu kitap yasak edilebilir mi? Bu kitap mahkemeye verilebilir mi? Vermişler. Yasak edememişler ama hep vermişler. Hakimler de bakıyor, vicdanına bakıyor, beraat veriyor. Gene yakalıyorlar, gene gönderiyorlar, gene bakıyorlar, gene beraat. 1500 küsur. Dünyada olmamış bir şey. Dünyada böyle bir şey olmamış. Ve hapishane memurları ve müdürleri ve müdebbirleri dahi cani ve eşkıya ve serseri ve katil ve sefahatçi ve vatana muzır zannettikleri adamları, yani kötü zannettikleri adamları bir mübarek dershanede çalışan talebeler görsünler ve müftehirane Allah'a şükretsinler. Ya tabii onlar talebe olursa müdürler de ne olur? Dekan olur, doçent olur, profesör olur değil mi? Öğretim üyesi olmuş olur. Yani üstad hem onları kurtarıyor, hem onlara da bir şeref veriyor. Öyle. Bir ağabeyimizi hapse atmışlar, bu kitapları yazarlar. Bir ağabeyimizi, Hüseyin ağabeyimizi içeri atmışlar. Katillerin içine, katiller böyle. 25 tane katil bu adamlar, idamlık. Ama temizden karar bekliyor, tasdik bekliyor. Şunası var ya, bekliyor adamlar. Tabii bunlar orada şimdi idam kararı yemişler ya, artık adamlar bıkmışlar yani el gelen gardiyana. Söylüyor, yemeği suratına fırlatıyor, kovalıyor yani bu hale gelmişler, kimse giremiyor koğuşlarına. Getirmişler o ağabeyimizi de o katillerin içine koymuşlar, demişler bunlar bunu öldürürler burada, biz de deriz öldürdüm hakkımlar, kurtuluruz. Getirdi oraya atıyorlar. Şimdi o da orada seccadesinin üstünde bir iki gün yatıyor, kalkıyor, namaz kılıyor, okuyor filan. O koğuşun ağası, yani efesi, dam ağası derler. Geliyor diyor, sen diyor, hoca mısın be diyor. Eh demiş, bir şeyler okumaya çalışıyoruz. Bir soru sorayım size, o zaman demiş sana demiş. Sor demiş. Ben demiş, peki kişi öldürdüm, şunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Benim demişti, durumum ne olacak demiş. Bana var mı bir kurtuluş falan? Sen demiş, nerelisin? Ben demiş, Karadenizliyim.
Ha demiş, Karadeniz'i sen deniz görmüşsündür sen demiş. Gördüm tabii demiş. Sen demiş denizden bir bardak su alsan denizin suyu azalır mı? Azalmaz demiş. Bir bardak su döksen deniz taşar mı? Taşmaz demiş. Allah'ın rahmeti o kadar geniş ki demiş, senin günahların o bardak su gibidir. Sen Allah'a samimi olarak tövbe eder, istiğfar eder, tövbe edersen Cenab-ı Allah affeder. Affeder mi demiş? Affeder. Vaat edilmiş. Adama birdenbire yeni bir kapı açılıyor. Böyle bir hayat kapısı. Ondan sonra dönüyor oradaki mahkumlara, ulan diyor, mahkumlar işte artık kendi lisanıyla. Ulan demiş, beni affeden Allah sizi haydi haydi affeder. Hepimiz demiş, hoca geldi, namaza başlayacağız. Zaten korkuyorlar bundan. Demiş, hepiniz abdest alacaksınız. Usul abdesti. Boy abdesti alacaksınız. Ondan sonra demiş, hoca burada namaz başlayacağız. Hayda, su taşıtıyorlar, abdest alıyorlar. Tabi, hocanın yanlar arkada. Şimdi tabi, onun sarığı var, sarığını sarıyor tabi. Bunlar bakıyorlar, hocam diyorlar, bizde yok. Onlar da çarşafları yırtmışlar. Samimi ya. Çarşafları yırtıyorlar, onlar da sarıyor. Olmaz herhalde bunu sarmadan. Herhalde olmaz. Bilmiyor ya bir şey. Ondan sonra, sonra bugün demiş, bu tabi tesbihat yapıyor namazdan sonra. Onları kısa kesiyor namazdan. Duafet, fatiha, yok kaldırıyor. Kendisi tesbihat yapıyor. Ona şöyle hocam demiş, hani bir şeyler mi dolanıyor? Namazdan sonra demiş, o demiş güzel bir şeyse biz de okuyalım. Ya demiş siz demiş sıkılmıyorsunuz diyor. Yok demiş hani sıkılacağız. Ne işimiz var burada falan. Demiş sen bağıra bağıra söyle biz de arkadan takip ederiz. İşte bu. Ya Cemil ya Allah. Ya Cemil ya Allah. Ya Karim ya Allah. Hepsi birden. Tabii bir ses çıkıyor. Şey diyor hapishane müdürü koş bir isyan var. Oradan sesler yüksek. Geliyor adam bir bakıyor Allah. Hepsi sarıklı markı. Efendim diyor oradaki hoca diyor hepsini diyor kendi gibi yapmış. Hepsi namaz kılıyor. Ne? Hepsi namaz kılıyor namaza başlamışlar. Çabuk gidin hocayı alın oradan. Allah sağ olun. Geliyor da diyor hocayı alacağız buradan. Demişler biz 25 kişiyiz biz. 25'imizi öldürmedikten sonra hocayı alamazsınız. Yapın! Bizim hocamız. Ya adam diyor ki toplatılıyor yatakları 25 tane yatağı üst üste. Hocam sen burada yatacaksın. 3 gün diyor sen yerde yattın. Biz sana diyor yatak vermedik. 3 günde biz yatalım bakalım. Görüyorsunuz bu kardeşler. Adam nasıl kahraman bir adam. Nasıl bir hale geliyor. İşte bu hale getirmiş. Afyon hapsinde diyor. 3 kişiyi kesen kasap Tahir. Kasap Tahir diyorlar. Kasap bir adam, adam kasap. Bu adam bunları okuyor. Öyle bir hale geliyor ki tahta kurusu tavandan düşüyor. Taht yatağın üstüne. Öldürmek istiyorlar. Durun diyor. Hocaya soralım. Dinimizde bunu öldürmeye cevaz var. Bu hale geliyor. Tahta bitini diyor. Daha öldüremediler diyor. Üstadımız anlatıyor. Risale verdi. Yazıyor bunlar. Demek ki bakın. İnsanlığa bu kadar hizmet veren, insanlığa bu kadar faydalı olan bir zatı memleketimizde her tarafı gezdirmişler. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Ama tabii üstad diyor ki, ben diyor kaderin mahkumuyum diyor. Şimdi üstad anlıyor meselenin nereden kaynaklandığını. Mesela Burdur'a gidiyor, orada halk var, Bediüzzama, Bediüzzama falan, orada bir kitap yazılıyor. Nur'un ilk kapısı. Bakıyorlar ki burada bu rahat durmuyor. Getiriyorlar Isparta'ya. Gözümüzün önünde olsun. Isparta'da da halk toparlanıyor. Olmadı diyorlar. Öyle bir yere götürelim ki gidemesin kimse. Varlaya. Eğridir gölünden kayıkla getiriyorlar. Oradan da bir merkebe döndürüyorlar. İşte bugün Varlı'da ziyaret ettiğimiz o üstadımızın evi var ya. Oraya getiriyorlar. Üstadı koyuyorlar. Diyorlar, diyor burada kimse yanına yanaşamaz, kimse sokulmaz, bu da diyor bu işten vazgeçer. Ama üstad da diyor ki, ben diyor şehirlerde kalsaydım, halkların gelip ziyaretinden dolayı bunları yazmaya vakit bulamazdım. Değil mi ya? Sen şimdi mektup yazmaya kalksan,
telefon çalıyor, saat. Selam aleyküm selam. Ne yapayım valla sen kazan. Oradan selam aleyküm. Yazamazsın, mektup yazamazsın. Ama üstad öyle bir yere kaptırıyor ki Allah. Kimse gelmiyor ya. Kimse gelmiyor ki rahatlıkla bunları yazabilsin diye. Yani onların zulmünün altında Cenab-ı Hak nurunu parlatıyor. Eğer öyle olmasaydı bu böyle olmazdı. Deseydiler hocam yaz, ne yazarsan yaz. Kağıt bizden, katipler de bizden, mürekkep de bizden deseydiler bu nurlar böyle, bu halk tarafından böyle benimsel diyecekti. Ama bu bir çile, çileli bir dava olduğu için daima bu davalar böyle olmuştu. Bu işin şartı böyle. Bu işin şartı böyle. Yoksa öbür türlü olmaz. Efendim abi, buyurun. Köy odalarından başlayıp üniversitenin kapılarına kadar dayandı diyor üstadımız. Böyle sizin... Evet, orada yazıyor karşıya hatta. Osman Yüksel Serden. Serden Yüksel'in mektubunda, evet. Sizin bir hatanız var üniversitede ya, böyle... Ya tabii oluyor yani. İzmir'le ilgili olunca hatıralar oluyor. Bir sefer üniversiteye gittik Ankara'da. Almanya'da ben üniversitede konferans verdim. Münih Üniversitesi'nde konferans verdim. Çantacı Necmi, Kinkaka. Ama şimdi bu kitaplar önümüzde olduğu için ayda bile konferans veririz hemen Allah'a. Kitaplar ama olacak. Yani kitabı okumasam bile yanımda olacak böyle. Yanımda olacak. Yani Almanya'ya gitmiştik. Böyle dersimize geldi. Mübarek Rısat. Başka bir meşretten o. Ama Almanya böyle dışarıdan gelenler oldu mu? Hangi meşretten olursa olsun cemaatler toplanıyor. Geliyorlar. Hoş geldin. Bir ders yapıldı falan. Hoşuna gitti o zaten. O da kendisi mühendis. Dedi kardeş be dedi. Üniversitede dedi. Bu tarz bir konferans dedi. Verebilir miyiz acaba dedi. Bu model dedi, gider dedi burada dedi. Ne olur dedim oradan. Ne diyelim dedi. İnsan ve kainat dedim. İsmini koyalım konferansın. İnsan ve kainat. İşte Türkiye'den demiş ne şimdi? Yani araştırmacı. Araştırmacı. Yuvarlak. Herkes bir şey araştırıyor. Herkes araştırmacı. Neyse bana dedi ki ama dedi Said Nursi deme. Deme dedi. Anlat da dedi, Said Nursi deme dedi. Vallahi dedim, dememeye çalışayım ama dedim, kaçırırım ben aslında. Ağzımdan kaçırırsam, buralar ne? Ben diyeceğim mi esasında? Sen gene de dememeye çalış filan. Tabii, o gün geldi, bana dedi ki, dini bir hava vermeyelim dedi. Dini bir hava vermeyelim dedi. Şimdi baktım, dedim, korkmaya başladı zaten. Yerde tutuldu, pankartlar da yazıldı işte bugün bu operans var. Allah dedi istersen biz dedim vazgeçelim bu işten dedim. Yok dedi olur mu olmaz dedi şey yaptı çayı bulur falan. E dedim Said Nursi demeyeceğiz, dini hava da vermeyeceğiz, ne havasını vereceğiz? Başka bir havamız yok dedi. Ne havası vereceğiz? Ha? Aydın havası mı? Ne havası vereceğiz? Ekonomist değiliz efendim. Doktor değiliz, sen dedim hiç merak etme, çok iyi bir hava verirsin. Yani aslında gel mesela orada bahsediyoruz. Her bir ağaç Bismillah der. Rahmet hazinesinden ellerini doldurup bizlere tavla çıkıyor. Kitabına götürdüm dedi, kitap mektuba falan. Arkadaşlar, her bir ağaç Bismillah der. Rahmet hazinesinden ellerini doldurup bizlere tavla çıkıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle şu ağacın dallarına bakın. Her dalı bir el gibi bize Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden aldığı ne vermişse Allah ona onu bize uzatıyor. Odun, kiraz uzatıyor. Başka bir odun, elma uzatıyor. Başka bir odun, ceviz uzatıyor. Başka bir odun, üzüm uzatıyor. Başka bir odun, portakal uzatıyor. Hep odun. Ama o oduna onu veren zat baktım herkes yazıyor. Sence basın toplantısı. Öyle değil mi kardeşim? Bak bu durum. Değil mi? Durum. Fıkırda atom. Ne yapar bu? Bu kokuları alır. Bu da bakın fıkırda. Bu da atom. Protonlar, molekümler. Bu ne alır?
ses alır. Şimdi telefonu buraya götürsen, çiçeği de buraya soksan, alır mı? Almaz. Hemen yazıyor. Demek ki, bakın nasıl Cenab-ı Hak bunlara ayrı ayrı meyveler verdiriyorsa, aynı oduna da başka başka meyveler verdiriyor. Böyle. Güneşten, haydan. Mesela değil mi? Güneş, hava, su, toprak. Anasır, erbaa, dört unsur. Bunları çoğaltmışlar. İşte ben 110 tane element oluyor. Dört tane şey. Bir meyvenin, bir insanın, bir ağacın, bir canlının yetişmesi için bu dört şeye ihtiyaç var. Hava, su, toprak, ışık. Bize de lazım, çiçeğe de lazım, ineğe de lazım. Fakat öyle bir Cenab-ı Hak onları vazifelendirmiş ki güneş bahçeye vurduğu zaman, bahçeye vuruyor, bakıyorsun domates kızarıyor. Patlıcan morarıyor. Limon sararıyor. Salatalık yeşeriyor. Allah Allah. Bizim bildiğimiz güneş, hepimiz soyunsak çıksak güneşe ne yapar? Hatır için kimseyi yaşartmaz. Hepimizi kıpkırmızı yapar. Öyle değil mi? Öyle. Demek ki bu güneşi yönlendiren ilim, irade, fıtrat sahibi bir zat var. İstediği kader fırçasıyla o şeyi çiziyor, o rengi veriyor, o boyayı boyatıyor. Böyle orada bir buçuk saat bir konferans oldu Almanya'nın Münih şehrinde. Kitabı da götürdü, kitaptan da biraz okuduk. Peygamberlerin 16. işaret var, geçmiş peygamberlerin İncil'de, Tevrat'ta peygamberimizden bahseden ayetler filan. Çok memnun oldular yani. Adres aldılar, ertesi gece buradaki insanların bir kısmı dershanemize geldi. Tabii Türk bunlar ha, Türk talebeleri. Orada okuyan Türk talebeleri. Yani üniversite değil. Esas üniversite bu. Her şey var içinde. Bizim üniversitelerde bizim üniversitelerde de bir sefer Ankara'ya gitmiştik. Ankara'da kardeşler dediler abi sol görüşlü arkadaşlar, o zaman böyle solcu falan var. Şimdi bitti onlar da. Solcudan yolcu oluşum. Bir şey olacak adam solcu olamadı. Baktı ki orada bir şey yok. Bari dedim buraya geleyim. Şimdi böyle şey kurmuşlar. Biyoloji sergisi ismi altında. İşte oluşuyoruz, gelişiyoruz, gelişiyoruz, evrimleşiyoruz. De bir sürü böyle şeyle makinalar getirmişler, aletler. Orada gençlere anlatıyorlar işte. Atomlar, kromozomlar, nötronlar, protonlar, moleküller şöyle oluyor, böyle oluyor. Yani işte doğanın şeyleri, doğanın memesi. Şimdi bunlar bazı şeyleri sormuşlar onlara bilimciden gençler. Ya bu atomlar atom ama bak burundaki atomlar akıllı mı ki geliyor da geliyor geliyor burada duruyor. Bu atom kardeşleri akıllı mı yani? Burunu oluşturan atomlar, hücreler akıllı mı ki gelip burada duruyorlar? Bu kulağı oluşturan hücreler akıllı mı ki daha fazla gitmiyor, gidebilir. Bunları durduran bir güç var böyle. Tabii onlar cevap vermemişler kaçamak maçamak. Dediler bana ertesi gün abi sen de gel. Biz orada bir şey yaparız, soru sorarız, sen biraz yaşlısın, öğretim üyesi havası da, biz sana soru sorarız, sen cevap verirsin dedi. Orada bir ders havası şey yaparız dedi. Korsan bir konferans, korsan. Neyse gittik. Hacettepe Üniversitesi, Beytepe'de gittik hakikaten kalabalık böyle kızdı, erkek bir salon büyük böyle girdik içeri. Abi girdik şimdi ne diyeceğiz ya, ne diyeceğiz şimdi, öyle siz bir şey sorsunuz, ben söylüyorum. Mal müşteriye satılır. Bize kimse bir şey sormuyor ki. Ne kime ne diyeceğiz orada? Dur bakalım dedim. Cenab-ı Hak ne yaptıracak? Bekliyor. Bir şey yaptıracak. Allah bir şey yaptıracak. Girerken baktım kapının yanında bir pano var. Böyle büyük bir pano. Maymun resimleri var böyle küçük. Minik, orta, büyük, battal. Maymun sarısı nasıl var? Maymunlar da ayakta. Hepsi ayakta. Ellerini böyle kapatmışlar. Öyle fotoğrafını çekmişler. Üç boyutlu. Maymunların kılları sanki oynuyor gibi. Işıklar yanıp soruyor böyle. İspirtizma yapar gibi. Onun da başında birisi var. Asortik bir sakal bırakmış böyle içerisinde. Elinde bir ders çubuğu. Gösteriyor çocuklar işte şöyle oluştuk böyle geliştik. Bir masa var. Masanın üstünde bir kafa. Kuru bir kafa. Bir yerden bulmuşlar artık bir kafa, bu insan kafası böyle kafatası. Bir de bir iki parça kemik.
Ha dedim, ben buraya takılalım kardeşlere. Dedim, tanımıyoruz birbirimizi tabii. Hemen ben yanaştım. Merhaba beyefendi dedim. Merhaba, tebrik ederim sizi. Gerçekten çok isabetli bir şey yapmışsınız. Bu gençlere görsel olarak dedim okuduklarını, bir de böyle manevi olarak göstererek. Ben dedim, araştırmacıyım. İzmir'den katılıyorum dedim. Tebrik ederim sizi. Sağ olun dedi o da. Şimdi o gene anlatıyor tabii. Bilmiyorlar falan. Ben bir ara affedersin. Duyun. Dedim, ilişki kuramadım dedim. Ne isim denemek istiyorsun? Onların diliyle konuşuyorum artık. Bir maymunları gösteriyorum, bir de kafatasını gösteriyorum. Bu diyor, ne isim denemek istiyor filan. Hem dedi işte, oluşumumuz, gelişimimiz, ürememiz ve türeden istediğim o yoldan olduğunu dedi, gösteriyor dedi. Kim diyor bunu dedim. İlim diyor efendim dedi, kim diyecek? Rica ederim dedim. İlim dedim, hiçbir şey söyleyemez. Ben de bitti, oya attım orada. Alim söyler dedim, alimin söylediği ilim olur. İlim dedim, malumat abidir. Bir şey bilindiği zaman ilim olur. Bilinmedi mi meçhuldür. Onun için dedim, alim söyler, alimin söylediği doğruysa ilim olur. Doğru değilse teori olarak kalır. Bunu söyleyen dedim, Darwin'dir. Darwin'in teorisidir bu dedim. Teori ilim değildir dedim. Arkadaşlar, gençler iyi dinleyin. Türkçesi görüş, Arapçası nazariye, Argocası atmasyon. Adam dedim, atmış. Maymundan oluşmuşuz falan. Nasıl oluşmuşuz? Bunun ispatı yapılmamış. Ve Darwin kendisi sonradan kendi nazariyesini kendisi inkar etmiş. Bir insanın karakterine bakıyor, maymunun karakterini inceliyor. Bu bundan oluşamaz diye karar veriyor. Ben bu görüşten vazgeçtim diyor Darwin. Vazgeçtim dediği halde dedim, Avrupa bunu dinsizlik olsun diye senelerce okutturmaya çalıştılar. Çünkü bizim kitaplarımızda anamız da belli, babamız da belli. Biz piç değiliz ki dedim. Bize bir baba buluyorsunuz. Bizim anamızın adı Havva, babamızın adı Adem. Babamızı biliyoruz. Nereden çıktı bu maymun babası? Gençler dedim, dikkat edin. Maymunun çocuğu mu olmak istersiniz? İnsan evladı mı? Tabii insan evladı. Şak 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 şak. Tabii bizim bile başlatıyorlar. Sonra dedim, maymunlar devam ediyor. İnsan da devam ediyor. Şu kainattaki düzene baktığımız zaman her canlı kendinden türüyor ve ürüyor. Değil mi? Kedinin içinden kedi çıkıyor, devam ediyor. Keçiden keçi çıkıyor, devam ediyor. Koyundan koyun çıkıyor, devam ediyor. Eşekten sıpa çıkıyor, devam ediyor. Her cins kendi cinsini üretiyor, türetiyor. Niye bu insan maymundan türesin? Böyle büyük bir yalanın, böyle kutsi bir çatının altında dolaşması, ilim adına bir yüz karasıdır. Beyefendi ne bağırıyorsun? Bağırıyorum dedim, duysun herkes gelsin buraya. Ver bir mikrofon, bağırmayın. Şimdi bir görsen, hakikaten o başka yerlerde olan şeyler hep oraya toplandı. Başka peronlar da vardı, oraya geldi herkes. Yani o bağırtıdandır benim asiden kalem. Toplansın diye. Hatta diyor, ben çok bağırıyorum. Zira 13. asrın minaresinin başında durmuşum diyor. Minaredeki adam bağırması lazım. Daha bu bağırıp gidiyorsun. Neyse sen şimdi. Bu dedi işte bilmem kaç bin sene evvel ispatlanmış bir şey dedi. 300 sene mi dedi falan. Dedim bu dediğiniz var ya o kadar gülünç dedim. Sen dedim 300 bin sene diyorsun. Kim gitti 300 bin seneye önce de bunu dedim anlatıyor. Ben de diyorum 300 bin sene değil de 288 bin sene. Hadi bir çürüt bakalım benim teoriyi. Çünkü yok ispat edilmez diyor üstad. Yok ispat edilmez. Var ispat edilir. O atıyor. İspat edemiyor. Sen de onun aksi ispat edemezsin. Dedim bakın gençler, bunların dediği teori şuna benzer. Nasrettin Hoca'nın dedim memlekete 3 tane papaz gelmiş. İyi dinleyin. Herkes dinliyor. 3 tane papaz gelmiş. Demişler ki, 3 tane sorumuz var. Bilirseniz biz Müslüman olup hak dinini kabul edeceğiz. İslam dinini kabul edeceğiz.
Bilemezseniz sizi Hristiyanlığa davet edeceğiz. Halkı toplamışlar. Halk demişler, bizim hocamız var, biz ona götürürüz. Biz size muhatap olamayız. Nerede hocanızı götürün? Gidiyorlar, Nasrat Hoca evde yok. Oduna gitmiş ormana, hanımı diyor ki ormana gitti. Orman nerede bu tarafta? Doğru ormana. Bakıyorlar, hocayı buluyorlar. Hoca kampta içinde. Odunu kesmiş, oturmuş bir ağacın altında. Dinleniyor. Affedersin, merkebi de bir ağacın altında bağlı. Hoca bakıyor kalabalığa. Beyler diyor, ne bu? Ne bu? Demişler, hocam papazlar geldi, bize soru sormak istediler, biz size getirdik. Nedir sorunuz beyler diyor. Üç tane sorumuz var hocam diyor. Bilirseniz biz İslamiyet'i kabul edeceğiz. Bilemezsen seni bizim dinimize davet edeceğiz. Sorun bakalım diyor. Bir, dünyanın ortası neresidir? Hoca diyor, benim eşeğim bağlı olduğu yer tam ortasında. Nasıl olur? Ölçün diyor. Ölçün çıkmazsa o zaman itiraz edin. Adamlar ölçemeyeceklerine göre hoca davada ısrar eder. Şimdi bunlar birbirine bakıyorlar falan. Peki diyorlar, ikinci sorumuz. Dünyada ağaç sayısı ne kadardır? Eşeğin üstündeki kıllara denk gelir. Ya olur mu? Sayın eşek orada. Ağaçlar da burada. Sayın, denk gelmez o zaman. Üçüncü soruyu sormadan eşhedü en la ve eşhedü enne Muhammeden Abdullah. Oradakiler dedik, gelin icabı getirdiler. Böylelikle ama orada bir telaşa kapıldılar falan, şikayet dikayet falan. Oranın amiri geldi bir hazretli şey falan. Abdülresak Bey, ben böyle anlatıyorum. Şeyi anlatırken bizim İzmir'de bir şinasi vardı, onu anlatıyordum. Öldükten sonra dirilmeye inanmıyordu o. Ben dedim, neden inanmıyorsun? Dedi, ya ben öldükten sonra da toprağa gireceğim. Toprakta benim atomlarım, nötron ve protonlarım, toprağın nötron, proton ve elektronlarına karışacak. Bilmeyi konuşalım, çene kalabalıklı. Ben dedi, artık dedi, tarlalaştım, tarla oldum ben. Evet, sen tarla oldun. Zamanla dedi, benim tarlamdan otlar çıkacak, zamanla. Evet, bir inek geçecek, inek yiyecek benim otum. Benim atomum dedi, ineğe gidecek. İnekte faaliyet göstereceğim. Bir keçi geçecek, keçi yiyecek. Keçide faaliyet göstereceğim. Bir koyun yiyecek, koyuna gideceğim dedi, koyunlaşacağım. Ben başka şeyler oldum artık dedi. Tekrar nasıl insan olacağım? Çok tehlikeli, abi sağlığın olmasa ya diyeceksin olan seni daha koca ne kafirmiş be. Bundan başa dilmez. Bundan başa dilmez diyecek. Yani eski hocalarımız bundan başa dilmez. Sen cehenneme gidince görürsün oradan. Var mı yok mu? Cevabı bu olur, başka bir şey olmaz. Ama biz Risale-i Nur'dan zerre bahsi, ene ve zerre bahsinde okuduğumuz için itiraz etmiş. Tamam kardeşim, doğru. Sen ot olacaksın, doğru. İnek diyecek, ineğe gitti, doğru. Doğru, doğru dedi. Dedim ki sonunda dedim, şinasi kaç yaşındasın sen? Orada anlatıyorum bunu. Ben dedi 25 yaşındayım. Peki dedim, 26 sene evvel neredeydin? Durdu biraz, yoktu mu dedi. Vardın dedim şinasi, gene vardın sen. Nasıl? Sen dedim ki ıspanaktın. Peki ya? Sen bir keçiydin dedim ama hatırlamıyorsun. Sen bir koyundun. Baban olacak adam dedim, ıspanak yemeğini yedi, koyunun sütünden içti, etinden yedi, keçinin kızartmasını yedi, babanın damarında sperm oldu. İlmi konuşuyoruz, bize ilmi konuşuyoruz. Sonra annene intikal etti dedim bunu. Annen hoşak yedi, börek yedi, Kayseri'den gelen pastırmayı yedi, Simav'dan gelen fasulyeyi yedi, Almanya'dan gelen çikolatayı yedi. Annenin karnında güzel bir şinasi leşir. Ben şinasi leşirden haberin oldu mu? Olmadı. Gördün mü? Ne kadar dağınık yerlerden seni Cenab-ı Allah topladı. Güzel bir şinasi yaptı. Yine dağıtır, yine toplar. Bir işi birinci defa mı yapmak daha zor, ikinci defa mı? Dedi ki birinci defa yapmak daha zor. Ah işte birinci defa yapan Allah dedim. İkinci defa daha güzel bir şinasi yapar. Deyince dedi, sizin bu fikrinize katılabilirim dedi. Değişik bir yanıt verdiniz dedi. Doğrusu yanıtınız kanıt verdi bana dedi. Size katılabilirim dedi. Şimdi işte bu Risale-i Nur'un tarzı bu. Risale-i Nur biliyorsun tabiat risalesinin başında alıyor inkarcıyı. Sonunda diyor benim şüphelerim kalmadı elhamdülillah inandım. Miras bahsinde alıyor sonunda inandım diyor.
10. sözde alıyor sonunda, o bir inandım diyor. 22. sözde alıyor, bir inkarcıyı üstadımız hayali olarak inandım diyor. Üstad ne için bu hayali kişileri karşımıza alıyor? Demek ki bu gibi kişilerle biz de karşılaşabiliriz. Hemen birden zındık, kafir, günahlık dediğim oldu sana. Gerici, yavaş, mürteciler, o tarafa, sen de tarafa hiçbir şey yapılmaz. Ama böyle yakınlaşma olur yani. Ha, biz işte onu anlatırken Abdurrezzak Bey geldi, beni yarıda kesmek istedi yani Şinasi'yi anlatırken. Dedi beyefendi, bir dakika, mevzu bitsin, ben susacağım. Hop, çağırırım, dinleyin, susarım, istifade edersiniz. Böyle hoca her zaman denk gelmezdim. Şimdi anlattım tabii benim şey bittikten sonra dedi ki, beyefendi şurayı bir okur musunuz dedi bu sene. Baktım Abdurrezzak yazıyor. Abdurrezzak bilmem ne. Ama Abdurrezzak aklımda kaldı. Bir koka böyle sallanıyor burada. Dedi bu nereden çıkma deyince ben dedim yani bunun madeni mi nereden çıkma, madeni mi soruyorsun dedim nereden çıkma, mahsus yandan böyle. Anladım ben ne demek istedim. Bu isim dedi, isim de Arapça bir isim, Abdurrezzak. Rezzak dedim, Cenab-ı Allah'ın bir sıfatıdır, rızık verici. O dedim Rezzak dedi, biz de merzukuz, biz veriz, o verir. Abd de kul demek, Abdurrezzak demek, Rezzak olan Allah'ın kulu demektir. Gördüm dedi, bizim dedi ismimiz bile Kur'an'dan çıkmadı. Biz dedi sizin dediklerinize inanıyoruz. Dedim Abdurrezzak Bey, siz daha yeni geldiniz. Siz daha yeni geldiniz. İnanıyorsanız zaten kardeştir, meselemiz yok. Biz deminden beri bizim anamızı babamızı inkar edip bizim aybına bağlamak isteyenlerle mücadele ediyorduk dedim. Yoksa sizin gibi inananlarla bir meselemiz yok dedik falan. Geldi sizi gezdireyim falan filan. Neyse ondan sonra ayrıldık oradan. Ayrıldık zaten. Herkes doldu yani bir buçuk saati geçti. Biz de böyle terlemiştik. Ayrıldık. Bizim kardeşler orada kaldılar. Orada talebe, talebe olanlar kaldı. Nabız yoklaması yapıyorlar. Bütün nesip vardı bunlar ya, Nurcu muydu, Dinci miydi, neydi bunlar ya? Ama anlatıyorlar, hakikaten çok değişik bir yaklaşımda yaklaşıyorlar, durdurdurdu. Otobüslere binmişler o servis arabalarına. Dediler abi hep bu mevzu konuşuluyor talebelerin arasında. Çok dedi güzel oldu. Aman dediler yarın gene gel, ikinci bir hamle daha yapalım. Olur dedik. Yarın gidecektik, telefon ettiler, gelmeyin dediler, kaldırdılar. Bir hafta devam edecekti o şey, panel, yani o panel sergiyse kaldırmışlar, sergiyi kaldırmışlar. Yani tekrar gelir de burada efendim şey yaparlar diye, ya işte böyle Allah'ın izniyle var olacak işte. Nurculuk bu. Çay soğuyormuş. Ha? Çay soğuyormuş. Çay da getirsinler. Bütün geçmişlerimizi ve üstadımızı ruhu için. Hasan Feyza abi, Ahmet Feyza abi, Hafız abimizin ve bütün Nur Tadabiyatı abilerimizin ruhları için, buraya uzaktan yakından gelen kardeşlerimizin, eşraflarının ruhları için etbaat.